basıyor. Hanımlar beyler, karşınızda Okan Bayülgen. Aman çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Arkamda Ödül Fan Kalaturka ve tabii ki Tuncer Tunceli Blues Band. Bundan sonra diğer arkadaşlarımla beraber hep birlikte Extravaganza olarak anılacaklar. Uykusuzlar Kulübü'nde yeni bir format deniyoruz ve bunu hep birlikte değerli arkadaşlarımla birlikte kaydediyoruz. Kabarede oynanan oyunlarımızdan değerli oyuncu arkadaşlarım bu gece bize eşlik edecekler. Eskilere benziyor. Ama yeni, dünyada ilk defa uygulanan bir format. Yani sunucu masa masa dolaşıp konsomasyon yapıyor ve hiç para kazanmamış olarak evine dönüyor. Sonuçta böyle yeni bir format deniyoruz sizlerle beraber. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi eğlenceler. Evet, başta da söylemiştim. Kabaremizin farklı oyunları, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ve Harem Kabare'den oyuncu arkadaşlarım var. Hemen burada Merve Sevi'yi görüyorum. Pırıltılı Entarisi içerisinde. Bugün bize katılıyorsun. Hem buradaki masadaki sohbetlere belki eşlik edeceksin. Belki de hiçbir şey yapmayacaksın. Elin boş dönecekse onu da bilmiyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Uykum geldi biraz ama iyiyim. Ama yani doğruları söyle, evet. Bu çalışmıyor. Ne o kadar pişmanım ki sana söz verdiğime. Yani kim bilir başka birisi neler derdi. Neler derdi. Hanımlar beyler, ilk konuklarım Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı. Alkışlıyoruz. Fırat ve Ceyda, ne kadar zamandır evlisiniz? Galiba 2016'da evlendiniz, değil mi? Ne zamandı? 2015. 2016 galiba. Tam tarih hatırlamıyorum. Nasıl ya? Abi ben... Nasıl ya? Yani videolarınızda bu kadar aşkınızı, evliliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz ve hatırlamıyor musunuz? İyi de imzayı bana, o tarihi bana devlet verdi. Ben seçmedim ki. Yani çok... Nasıl ya? Yılı biz seçmedik mi sonuç olarak? Yılı biz seçtik de tam tarihini biz seçmedik. Bir dakika, emin misiniz? Ben 2016 diye biliyorum. O zaman öyle değil. Ya ben siz evlendiğinizde haberim olduğu tamam. için bilmiyorum canım yani. Şuradan çıkartıyorum. Aa, onlar evlendiler diye bir şey bilmiyorum ama yani. Hakikaten bir numara yapıyorsunuz. Yok hayır. 15 Temmuz o zaman olmuştu. 15 Temmuz 2016. Tamam 2016. Peki. Aslında çok yoğun olduğunuz için mi böyle oluyor? Biraz fazla yük var. Çünkü siz Türkiye'nin herhalde en başarılı çiftisiniz. Yayıncılık konusunda. Başka ne de başarılısınız bilmiyorum. Ben yayıncılıktaki... yani yok canım öyle değil. Estağfurullah. Ama hakikaten başka yani. Çift var mı? Başka çift var canım var. Kim var? Yani kim var? Söyle bizim isimler. Mecrada daha az ama bizim başka mecra YouTube mu? YouTube'da yani YouTube daha az. Ama Instagram'da çok başarılı içerikler üreten çiftler var. Evet ama onları saymıyoruz. Yani ben Instagram'dan kimseyi saymak istemiyorum. Çünkü o bana yayıncılık gibi gelmiyor. Yani tabii orada TikTok, live Instagram. Tabii orada bayağı içerik üretiliyor YouTube'da. Siz, ama anladım. Siz gerçekten televizyon gibi davranıyorsunuz. Ha. Çünkü siz televizyonsunuz. Yani sizin yayın yönetmenliğiniz var, program planlama departmanınız var belki evet. Dış alımlar, dış ilişkiler var. Çünkü başka YouTuber'ların evlerinde kalıyorsunuz gidip. Evet. Evet. Bu da dış ilişkiler oluyor. Ya bunun benzeri bunu doğru. Hayır. Bunun benzeri şu olabilir. Bunun benzeri işte televizyoncular Cannes'da bir televizyon festivaline gidiyorlar. Sana dizi satayım, sen bana dizi sat falan. Eskiden beri tek kanallı zamandan beri gider gelirler. Siz de başka YouTuber'larla değiş tokuş yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Siz onların videolarına giriyorsunuz. Onlar geliyor. Onlar sizin beraber. Videolarınıza giriyorlar. Olması da gerekiyor. Tabii. Ne oldu o evlerde kalmalar? Kaldık. Devam ediyor. Arada kalıyoruz. Hiç bana gelmedi. Ya işte ay, şimdi bu. Ya. Yapalım mı? Yalnız şu an. Vallahi yapayım mı? Bir senaryo yazalım. Biz teklif edecektik de çekindik. Evet.
Gelir gelmez benim hadi evde bizi gelebilir. Çok fena. Toplamam lazım. Yok öyle kalsın. Bence yapalım. Ama şu an bunu söyledin artık her yerden yazacaklar abi. Evet. Tabii tabii. Evet. Biz yapalım tamam yani. Şu an oldu. Peki bu peki evlerine gittiğiniz insanlarda hakikaten kalıyor musunuz? Bazen. Kaldıklarımız var. Ama ne şimdi oluyor kalınca? Sonu biraz kurgu senaryo şimdi var bu biz videolarda. Normal giriyoruz eve. Her şey normal ilerliyor. Sonra ben onu bir korku veya bilim kurgu senaryosuna bağlıyorum. Evet biliyorum ha, seyrettim. Tamam yani ne oluyor dedim. İşte o bu oluyor. O yüzden de bazen kalamıyoruz yani. Şunu merak ediyorum. Çünkü biz bildiğiniz gibi işte ışıkları yaptık bilmem ne sizi biraz beklettik. Şimdi bu geç saatte bu yayını kaydediyoruz ama biliyorsunuz öncesinde sinir, heyecan, bağırış, çağırış falan filan böyle bir şeyimiz var. Sizde de oluyor mu bu? Bende oluyor. Ben hiç bende olmuyor ama Fırat biraz gerginlikler yaşıyor. Peki o misafir gittiğiniz eve adama filan dur sen mutfakta mutfağa gir, sen yatağa yat filan. Yok bazı yerde video çıktıktan sonra geriliyor Fırat. Ya şöyle o kurgu bölümünde tabii anlatıyorum abi böyle yapacağız şöyle yapacağız sen buradan gireceksin buradan gireceksin. O senaryolu ya orası. Ama hakikaten orada, senaryolu mu? Senaryolu. Dönüştürdüğüm şey. Yatırkanlar. Orada anlatıyorum ama onun dışındakilerde zaten bir gerginlik. Benim şöyle bir gerginliğim var. Sesler kayıtlı mı? Kamera. Abi çekiyor musun sen şu anda bize emin misin? Sen nereye evet, bakıyorsun yapıyorsun falan? Onu. Başımıza çok iş geldi çünkü o yüzden. Evet. Nerede gittiğiniz evlerde mi? Videolarımız silinmedi. Ses kayıtlarımız silinmedi. Yani çok sıkıntı teknik olduğu için. Aa, çok üzücüdür hakikaten. Evet. Evet bir ertesi gün gidiyorsun elinde hiçbir şey yok oluyor. O kötü bir şey tabii. Peki. Çok üretkensiniz. Bir yandan da aranızdaki uyum hissediliyor aslında videolarınızda. Yani siz böyle çekim dışında kavga edip sonra kamera açıldığında mutlu çifte oynamıyorsunuz. Bu zaten, ne kadar oynayacaksın zaten? Bu zaten hissedilen bir şey. Peki nasıl bir şey sabah uyandığınızda bunca yıllık evlilikten sonra birbirinizi öpmüyorsunuzdur herhalde ama iş mi öpüyor musunuz? Çocuk gibiyiz o konuda canım. Sabah uyanınca birbirinizi mi öpüyorsunuz? Ama bizim çok ayrı saatlerimiz var bir de. Sabah hiç aynı saatte uyanmıyoruz. Aynı saatte de uyumuyoruz. Garip bizim hayatımız. Siz uyandığınızda eşinizi öpüyor musunuz? Evet öpüyorum. O uyandığı zaman ama. Ben onu uyandırmıyorum öpüp. Yoksa ben geç kalırım. Ben onun eşi olsam onu uyanınca öperim. Sinirli mi uyanır? Yok. Biz de böyleymişiz değil mi? Ya abi hiç sorun yok. Ya biz ama bu YouTube'dan önce de biz böyleydik. Biz önce de böyleydik. Yani mesela hiç... benim için hayattaki en güzel şey bu zamana kadar setlerde çalışmıyor. Çok stresli ya. Abi mis gibi yani. Karımla iş yapıyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Evet. Çok basit yani her şey. Çünkü eşim yani. Evet. Çok evet. İyi de anlaşıyoruz. Harika. Peki sizin videolarınızdan biraz tabii çok farklı türde güzel videolar üretiyorsunuz. Bir bakalım onların üzerine konuşalım. Oo, telif atacağım hadi. Evet, biz bunları arkadaşlarım toparladılar. Fakat toparlarken bir şey dikkatimizi çekti. Siz gittikçe zenginleşiyorsunuz. Aslında böyle reality show dediğimiz, aslında bu bir tür televizyonda olsaydınız, bir YouTube kanalı olmasaydı bu bir reality show'du. Bugüne... Nesi denk gelebilir? Sakın yanlış anlamayın. Hiç benzemiyor. Real Housewife. Yani hakikaten. Ama onların bir numaralı özelliği çok zengin olmaları. Onlar aşırı zenginler. Evet. Ama her şey fake tabii ki. Ve sizde çok daha fazla heyecan var. Ama bir yandan da Ozzy Osbourne'un Osbourne ailesi galiba değil mi? Öyle bir işleri vardı falan filan. Yani buradaki temel şey samimiyetti aslında. Ve de merak edilebilir olmak, özdeşleşilebilir olmak. Şimdi biz Amerikan toplumu değiliz. Amerikan toplumunda öyle fake yıldızlar çıkmış ki fake olduğunu herkes biliyor. Paris Hilton'lar, Kim Kardashian'lar falan filan. Herkes onları takip ediyor. Siz öyle değilsiniz. Sizin üzerinizde aynı zamanda bir toplumsal baskı var, bir ahlaki baskı var. Çünkü bir numaralı özelliğiniz evli olmanız, birbirinizi sevmeniz ve aslında ideal bir aile olmanız. Birçok aile sizle özdeşleşebiliyor. Özdeşleşmek de istiyor. Birbirinizi seviyorsunuz, birbirinizi kandırmıyorsunuz, aldatmıyorsunuz. Real Housewife'a baksan. Neler oluyor neler. Kadın kocasını spor hocasıyla aldatıyor. ama adam da böyle bir kaniş köpeği elinde, küçük bir kaniş köpeği. Spor hocası için hanımlarla ilgilenmiyor demişti. İnşallah öyledir falan filan diyen ama kendisi de öyle olan bir adam var. Falan. Bu özdeşleşilecek. İnsanlar değil bize getirsen bu işleri. Evet. Ama siz buna çok dikkat ediyorsunuz. Ve belki de bu yüzden çok takipçiniz var ve belki bu yüzden
videoyu koyuyorsunuz, iki gün içinde 1 milyon yapıyor. Hangisi önemli aslında, bu kadar takipçi mi? Aslında birbirine bağlı ama yoksa kazanç mı? Hangisi? Devam edilebilir olmasını düşündüğümüz için evet. Takipçi önemli oluyor. Bazen öyle bir iş geliyor ki, farz misal, birçok insanı yanlış yönlendirebileceğim bir marka geldiğini düşünüyorum. Şeylere girmiyorsunuz, programdan önce konuşmuştuk, bir takım fake mizansenler, yok. Instagram. Evet. Merhaba tatlım, bu kremleri sür de popon yumuşacık olsun. İşte Ayşe göndermiş o kremi, sürdüm her bir yanıma. Aman ya yumuşacığım, öyle şeyler yapmıyorsunuz. Yok. Biz diyorum, şimdi bir sponsorumuz var, onu anlatacağız. Söylüyoruz diyoruz. Sponsor zaten ben şunu söylüyoruz. Diyorum, bunu bazen isteyebiliyorlar. Sponsorlu olduğunu söylemeyeyim şey. Diyorum ki yani ne kadar aptal sanıyorsunuz ki insanları. Ben bunu yapsam da herkes anlar ki zaten. Boşu boşuna böyle bir şey yapacağız. Siz de kötü görünürsünüz, biz de kötü görünürüz. Dileyen çünkü bunun sponsor olduğunu bilip atlasın izlemek istemiyorsa. Öyle bir hakkı var yani, değil mi? Evet. Ben o hakkı vermek için söylüyorum zaten bunu. Evet. Peki, şimdi ikiniz de oyuncusunuz. Evet. Ceyda Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü mezunu. Sen de Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldun. Rahmetli Müşfik Hoca'yla da çalıştın. Evet. Ne büyük şans. Evet. Bir sinema ve dizi kariyerim var ama çok memnun değilsin ondan galiba. Yani 13 yıl sürdü. Kaç tane dizi yaptım ben de bilmiyorum. Birçok dizide oynadım ama istediğim gibi tırmandığımı düşünmüyorum yani. Emeğimin karşılığını çok aldığımı da düşünmüyorum. Hatta ben de bir mesela siz dediniz ya zenginleşme ile ilgili bir şey. Onun sebebi Ceyda. Çünkü Ceyda ile ilk tanıştığımız zaman Ceyda şunu fark etti ki olmuş. Ben bir memur çocuğu olarak para harcamaktan korkuyordum. Ha. Aslında biz şu anda YouTube'da içerik üretmek için para harcamaya başlayıp bu zamana kadar kazandığımı da harcamaya başladım gibi bir şey oldu. Evet. Herkes hep YouTube'dan komple kazandığımızı düşünüyor ama aslında biraz da benim değil. Geçmişimden kazandığımızı da yeni yeni. Karımla paraları yiyoruz. Öyle bir halde. Öyle bir oldu. Öyle olduk değil mi? Evet ama güzel planlarınız da var. Evet var. Yani bir yandan da videolarınızı dönüştürmek ve bir dünya seyahati ve hani her gün beklenti içinde olan abonelere bir şey üretmektense artık belki daha az ama dünya seyahati yapan bir çift mesela. Bu evet, çok ilginç. Mesela hakikaten. Motor aldık. İşte Fırat eskiden de motor kullanıyordu zaten. Tekrar aldık. Hani beraber içerik üretiriz. Dünyayı motorla gezeriz. Şimdi ben de öğrenmeye çalışıyorum. Ama belki onlar belki daha fazla bile izlenebilir. Yani bizden bir beklentisi bir şey olduğunu güzel. Düşünmüyorum çünkü izleyicimizin. Şey durumuna geldi. Fırat'la Ceyda Luna Park'ta, Fırat'la Ceyda yurt dışında. Hani öyle bir şeye döndü kanal. Bizim dolayısıyla siz bir Truman Show'un içinde mi yaşıyorsunuz aslında? Kurum ama başkası yönetmiyor benim hayatımı Truman Show'daki. Bir kurgu gibi. Öyle bir kurgu yok bizde. Kendi zaten normal hayatımız kendiniz aslında. Kendiniz zaten öylesiniz. Kendimiz kurguyuz. Kendiniz kurgunun içindesiniz. Yani zaten biz hani normal hayatımızı yansıtmaya devam ediyoruz. Yani kamera açıldığı zaman bir şeyler değişmiyor çok fazla bizde. Yani evet belli oluyor zaten. Samimiyet güzel olan da. Oradan oraya aldığımızı içeriye katıp zaten yeni bir şey, şöyle bir şey var. Eğer yani ne kadar gariptir ki evdeki bir obje değişsin. Onu zaten yazarlar. Bu yastıklar yeni diye mesela. Tabii. Sen onu istersen çekme. Onu zaten bilir yani izleyici. Evet. Bu bizim için değil de bütün sosyal medya üreticileri için böyle. Çünkü story çekiyorsun, bir yerler görünüyor. Gerçekten her şey inceleniyor. Biz şöyle bir şey de yaşadık. Bir ev turumu bir şey oluyordu. Evde bir şey çekiliyordu. Kayıt bitti. Ceyda dedi ki bu donların burada ne işi var dedi. Hani ben donlar? Koltuğun üzerine donlarımı koymuş. Senin donlar. Evet. Ben de dedim ki bir daha çekecek halimiz yok. Donlar oradaydı. Madem oradaydı orada durmalıydı dedim. Evet. Bitti. Aslında biz hep diyorlar ki samimi. Biz şimdi samimi olmak için uğraşmıyoruz da sanırım samimi oluşturan şeyler bunlar oluyor. Pek düşünmüyoruz ne yaptığımızı. Samimi olmaya çalışmak çok samimiyetsiz bir şey çünkü bence. Peki. Bir yandan çok farklı ekonomik gruplardan, siyasi tercihlerden ama özellikle gençlerden takipçileriniz var. Bunu biraz ölçüp hem sokaktan gelen verilerle hem gelen yorumlarla görüyorsunuz. Nasıl bir evreniniz var, izleyici evreniniz var? Cevaplayayım mı? Cevaplayayım. Tamam, yani öyle ki birbirlerini tanısalar nasıl ya biz seninle aynı şey mi izliyorduk derler. Aa güzel evet. Bu çok iyi. Ben bunu daha önce birkaç videomda söyledim. Çok güzel. Farkında değilsiniz hepinizin aşağıda olduğunuzda aslında diye anlattım ben. Birisi gördüğünüz zaman zaten abi siz bizim gibisiniz diyor. Öteki de geliyor aynı şeyi bana söylüyor. İkisi bambaşka siyasi görüşte, ikisi bambaşka yaşantıdan gelmişler, ikisi bambaşka metropolün veya küçük şehirlerin adamları. Herkes öyle düşünüyor ama aslında hepsi aynı şeyi gülüyorlar. İyi ki görmüyorlar birbirlerini. Görseler kesin bir sahiplenme veya kavga olabilir diye korkuyorum. Ama aslında
gerçekten çok karmaşık, beni de çok mutlu ediyor. Çünkü diğer sosyal medya platformlarında birbirlerinin profillerini gördükleri için sürekli bir kavga içerisindeler. Evet. Yani. Aboneler canlar ve cancıklar var. Can yarısı, evet. Can yarısı. Cancık. Onlar kimler, onlar kimler? İşte abone. Biri abone, öteki de gelip izliyor düzenli. Ha. Abone ama, olmuyor. Ya o kadar izliyor yani. Her gün geliriz, öyle insanlar var. Sürekli izliyor, olmam ben abone diyor. Niye yazıyor şey, ben abone olmayacağım diyor. Etkileşime geçmiyor. Ben de diyorum ki para vermiyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir tıkla da ben de bu göreyim yani. Peki ama bunu söyleme şekliniz de güzel. Çünkü ben yeni medyanın böyle eskiden hani korumalardan ya da işte menajerlerden dolayı 3 metre yaklaşamadığımız tiplerin YouTube'da şey yaptıklarını görüyorum. Yani şu üstü de bir tıklarsanız ne olur falan gibilerden dilenciliğe geçtiklerini gördüğüm için sizinki gibi cool tavırlar çok hoşuma gidiyor. Ben kızıyorum işte yani. Ya cool tavır bu yani ya, falan filan yani. Pekala. Ceyda. Oyunculuk adına değerlendirdiğim sadece film projeleri oluyor. Kendi dizi projemiz de yakında hayata geçireceğiz. Hangisi? Dizi mi var, sinema filmi var? Dizi projemiz var. Henüz hayata geçirmek ve ama YouTube'dan yayınlanacak mı? Evet. Yoksa niyetimiz bir ulusal kanal mı? Yok yok, YouTube'dan yayınlanacak. YouTube'dan yayınlanacak. Bekleyin, yapmayın. Yapmayın. Benden bir arkadaş tavsiyesi. Çok yakın tarihte size... bu hani tarihi dizilerde bölüm başına 300-500'ler veriyorlar ya, koşarak gelecekler. Ama biz orada oynayamayız. Tarihi dizide oynamayacaksınız. Sizin ev hayatınız için size bu kişi başına bu paraları ödeyecekler. Manipüle edilmemiş reytingler ortaya çıktığında sizin taş gibi reytinglerinizle, yani YouTube sonuçlarınızla size gelip yalvaracaklar. O biraz bekleyin. Olmaya başladı. Yani şimdi ama... televizyon bizim için bir kere YouTube'u ikinci plana atmak demek oluyor ve bizim ana mecramız YouTube. Peki abi şöyle düşün yani. Ben zaten değişmez. Geçen ay 34 milyon izlenmiş kanal. 34 milyon video izlenme almış. Ben zaten şu televizyon anda kanalı görüyorum. Şu anda televizyon patronları hakikaten gelecekler. Fena battılar. Şu anda manipüle edilmiş reyting sistemi olmasa zaten her şey ortaya çıkacak. Hı. Kendi kanalının izlenmelerine bakar, manipüle edilmemiş gerçek sonuçları görür. Ve sizden sonra ya size kanalı verir, üste para vererek, sakın almayın. Yok yok, televizyon kanalı almayı düşünmüyorum. Sakın, büyük bir medya grubunu size 10 bin liraya falan da verseler almayın. Ama o zaman kendi dizimi yapayım işte, daha iyi değil mi? Biz kendi işimizin yapımcısı olmayı daha hedefliyoruz aslında. Ya siz bunu gösteriyorsunuz ve ben büyük bir mutlulukla bu işi 15 yıl önce... herkese anlatmış bir adam olarak dijital, ama hiç dijitale girmemiş bir adam olarak hala konvansiyonelin kapısında Kafka'nın gardiyanı gibi bekliyorum. Ama hep bunu söylüyorum yani, hala orada bekleyerek bunu rahat rahat anlatabiliyorum. En azından konvansiyonelde bir insan atıyor. Sizi kutluyorum. Harikuladesiniz. Harikuladesiniz. Sizin izliyormanız da çok mutlu etti bizi yani. Ben çoğu şeyinizi izliyorum. Bazen sıkılıyorum. Çok bana çok ailevi geliyorsunuz. Yani ortada bıraktığım oluyor. Çünkü çok düzgün geliyorsunuz yani. Çok düzgün. Ne seninle özdeşleşebiliyorum, ne seninle özdeşleşebiliyorum. Her şey çok düzgün. Hiç sapıklık yok. Hiç kaos yok. Aşırılık yok. Hiçbir şey yok. Çok efendiler falan filan. Maşallah maşallah. Peki sizi alkışlıyoruz ve hemen bir diğer masaya alıyoruz. Hanımlar beyler, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, alkışlıyoruz. Sayın Başkan, hoş geldiniz efendim. Sizle ellerimizi birbirimize sürtmekten de anladık ki aslında ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. Pandemi ve pandemi çıkışı, inşallah çıkışı olacak. Ama siz çok kişiyle tokalaşıyorsunuz. Belki çok kişiyle sarılmak ve öpüşmek zorunda kalıyorsunuz. Siz belediye başkanlığınız zamanında da, daha sonra parti kongrelerinde de o kadar çok kişiyi kucakladınız ki, o kadar çok kişi size sarılma alışkanlığı edindi ki, şu anda ne yapıyorsunuz?
Vallahi şu anda ben bundan dolayı mutsuzum. Çünkü enerji vermem lazım, enerji almam lazım. Yıllardan beri de benim tarzım da bu. Yani gittiğim bir yerde mutlaka bir sarılmam lazım. Dikkat ediyorum. Dikkat ediyorsunuz. Bütün arkadaşlara dikkat ediyor. Yumruk mu yapıyorsunuz, tokalaşıyor musunuz? Yumruk yapıyorsunuz. Ben ne yaptığını ve biliyorum. Öyle mi efendim? Ben kim konuşuyor dedim bir anda. Merhaba. Evet. Sizi tanıyor olmalısınız. Evet, tabii ki. Böyle yapıyor. Bahar Hanım, sizle tokalaştı mı? Hayır. Tabii ki, sadece benimle tokalaştı bu salondaki. Girer girmez. Kendimi çok özel hissetmedim. Bence eminim diğer arkadaşlarımla da tokalaşmak istemiştir ama dediğiniz gibi son dönemde yaşadığımız durum ve benim bugün beyaz rengi giymem sanırım diğerlerinden daha hijyenik olduğum gibi bir çağrışım yapmış olabilir kendisine. Beni seçtiği için teşekkürler. Harikulade, bu güzel giriş için çok teşekkür ederiz. Sizi birazdan ağırlayacağız. Tabii ki bu kabareye giriş yapar gibi merdivenlerden akıp geleceksiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir giriş oldu. Hepimizi susturdunuz. Çok tatlısınız. Peki efendim. Müsaade ederseniz başkanla devam edeceğim. Peki bu enerji vermek nedir? Yani bu aslında bu yeni yeni politikanın bir parçası da insanlara moral vermek, insanlara enerji vermek, bazı şeylerin değişebileceğini göstermek. Çıkışlar yapıyorsunuz ve çıkışlarınız da aslında çok bilinen bir isimsiniz. Bir yandan gündeme gelecek çıkışlar yapıyorsunuz. Offsite'ı kaldıracağız gibi. Hepsinin alt dolu ama. Dolu. Hepsinin alt dolu. Peki bu aslında... Hepsi birebir çalışılmış. Çalışılmış. Bakılmış. Hı. Arkada ciddi bir ekip var. Aha. Bu bir takım oyunu. Evet. Bu bir takım oyunu. Ya ben bir yere giderken çalışmam lazım, bakmam lazım. Aha. Niye gidiyorum? Hangi ile gidiyorum? O ilde ne konuşmam lazım? Neler yapmam lazım? O ilin artıları ne, eksileri ne, öne çıkanları ne, benim çözüm önerilerim ne? Sadece offsite konusu. Evet, onu istiyorum. Yani sadece offsite'ı kaldıracağız da aslında doğru bir medya planlaması var gibi geliyor bana. Samimi söylüyorum bunu. O zamanlama doğrudur. Samimi söylüyorum. Yani offsite'ı kaldıracağız. Bir şeyleri, yani aslında belki doğru bilinen yanlışları mı değiştireceğiz? Ya da kanıksanmış ama sevgili değilse Okan, insanlar lafı fazla uzatma. 20 Peki. yıldan beri Türkiye'de offsite var. 20 yıldan beri AK Parti offsite uyguluyor. Güzel. Kime uyguluyor? Muhalefet partilerine uyguluyor. Nasıl uyguluyor? İktidardaki muhalefet olarak konuşuyor. Diyor ki mesela bu gökdelenler niye yapılmış? Kardeşim yapan kim? Güzel. Yapan kim? Offsite böyle bir şey mi? Başka bir şey. Offsite böyle bir şey mi? Offsite şu. Offsite şu. Futbol endüstrisi var. Müthiş rakamlar var. Başka bir şey var. Maça gelen ne istiyor? Maçın hızlı olmasını istiyor. Çok daha fazla gol görmek istiyor. Offside kuralı maçı yavaşlatıyor. Hı-hı. Öne geçen bir takım bir offside kuralı uyguladığı zaman diğer takımın gol atma şansı diye bir şey yok. Offside kalktığı zaman daha hızlı futbol olacak. Daha enerji dolu futbol olacak. Hı-hı. Bunu ilk dünyada gündeme getiren kim? Hollanda milli takımının kaptanı John Cruyff. Bunu ilk dünyada gündeme getiren. Sonra getiren kim? Van Basten. Bu şu anda Türkiye Cumhuriyeti offside'i kaldıramaz. Türkiye Futbol Federasyonu kaldıramaz. Yani insanlar bir bilgi sahibi olması lazım. Bunu kaldıracak olan kim? UEFA. Bu konu zaten UEFA'da şu anda görüşülüyor ve tartışılıyor. Ben daha önce belki biliyorsunuz bilmiyorsunuz uzun yıllar Hacı'yı, Papescu'yu, Taferel'i, İliye'yi transfer eden yönetimde bulunan bir arkadaşınızım. Ben uzun yıllar Galatasaray 4 sene üstte şampiyon olduğu sene o yönetimde bulunan arkadaşınızım. Ali Sami Stadı'nı Türk Telekom Arena'ya alacağım dediğim zaman da bazı dostlar buna inanmadılar. Güldüler, geçtiler. Nasıl olacak dediler. Ama şimdi orada maç izliyorlar. Offside kalktığı zaman görüşürüz. Evet ama ben buna böyle bir şaka yolluk yaklaşmadım ki. Ben buna doğru bir medya planlaması olarak yaklaştım. Bence doğru. Bence doğru. İki açıdan doğru. Bir kere partiniz yeni. Mutlaka sizin isminizi duyurmaya ihtiyacınız yok. Partimiz ama, yeni, kökenleri eski. Tamam ama partinizin de ismini duyurmak ve insanlara tanıtmak zorundasınız. Dolayısıyla sizin belki gündeme... Sevgili Okan, ben burada özgürce konuşabilecek miyim? Kesinlikle evet. O zaman niye benim sözümü kesiyorsunuz? Peki. Ben tavrımı daha iyi anlatmak için söyledim. Bizim partimizin kökeni çok eski. Biz yıllarca harekettik. Hareket evet. kenti türkümüz var. Evet. Bekle kar altındaki buğday tanesi yine onun sularla yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen
oy vereceksin. Şimdi o türkü devam ediyor. Diyor ki her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü, bu fırtına dünden belli baş edeceksin. Biz haksızlıklarla da, yoksulluklarla da, antidemokratik uygulamalarla da baş edecek olan bir siyasi partiyiz. Biz Türkiye'deki siyasetteki ofsaytı kaldıracağız. Futboldaki ofsaytın kalkmasını zaten UEFA yapacak. Ben sadece fikre öncülük ediyorum ve fikre destek veriyorum. Kızıyor musunuz arada? Şöyle, şöyle. Aman. Şöyle. Bir dakika Ayhan'cığım. Bir dakika Zeynep. Hayır başkan, yani biz onunla çok program yaptık beraber. Son programımız da çok çok iyiydi. Fakat siyasete ısındıkça başkalarının masasına vuracağına benim masama vuruyor da ben onu bana mı kızıyor diye. Ama ben de onun aşağıda bekleme salonunda tanışma. Ama daha bu çok kısa bir süreç bekleme salonundaki. Fırsatı yani yakalarken. Peki. Ona ısındıkça fark ettim ki onun konuşma tarzı bu. Hayır, değil. Çok tatlı. Hayır, adam, çok sakin. Ben sizin konuşma tarzınıza alışmak zorunda mıyım? Hayır, ben sizinkine alıştım bile. Ama öyle değil yani, genelde bu kadar ısınmış değildir. Şimdi gittikçe daha çok ısınıyor. Isınmış, ısınmış. Bana şöyle dedi. Ne haber? Dedi. İyi misin? Evet. Hmm. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi sizinle daha önce yaptığımız program biraz kişiselleşmiş bir program oldu. Sizin hayatınızdan, çocukluğunuzdan bugüne gelen çok ses getirdi. Çok ilham verici bir programdı. Yani sizin hayattaki başarınız, siyasete girişiniz, uzun yıllar belediye başkanlığı ve daha sonra parti içerisindeki başkanlık yarışınız. Bu da çok önemliydi. İnsanlar sizi hep iyi hatırlıyor. Çok iyi hatırlıyor. Şimdi yeni yolda bir parti genel başkanı olarak kimler sizinle, kimler değil? Nasıl görüyorsunuz manzarayı? Şöyle, özellikle Anadolu bizimle beraber. Özellikle kırsal kesim bizimle beraber. Özellikle gecekondu bölgelerinde müthiş bir artımız var. Bizimle beraber olmayan daha çok entelektüel kesim. Niye? Daha çok şöyle tanıması lazım, bilmesi lazım, projelerimizi görmesi lazım. Mesela ben belediye başkanlığım döneminde Anadolu'ya çok ciddi hizmetler yaptım. Onlar beni çok çok iyi tanıyorlar. Nasıl mesela diyelim ki? Çok gittiniz, Kars'ın, dolaştınız. Çok dolaştım. Mesela evet. Kars'ın Kazman'a gittim. Evet. Ya çok teşekkür ederim dedi. Ben sizi çok seviyorum. Nereden seviyorum? Beni nasıl tanıyorsun? Nereden seviyorsun? Dedi ki benim dedi annem vefat ettiği zaman cenazemi buraya gönderdiniz. Hı-hı. Tamam mesela. Hı-hı. Bir köye gitmişiz. Orada bir çocuk oyun grubu göndermiş. Mesela geçen buradan Kastamonu Bozkurt ilçesine gittim. Ve gerçekten gözlerim yaşardı. Baktım bu laboratuvar Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül döneminde yaptırılmıştır diye bir yazı var ki. Çok hizmetlerim oldu ve sevgili Okan, bana gelen vatandaşıma ben hangi partiye oy verdin diye sormadım. Hı. Sana nasıl size nasıl yardımcı olabilirim diye sordum ve gerçekten objektif çalışmalar yaptım. Bir başka şey de şu. Mesela Londra'ya gidin, Oxford Street'i görürsünüz. New York'a gidin, 5. Cadde'ye bakarsınız. Paris'e gidin, Şanzelize'yi görürsünüz. Berlin'e gidin, Kudam Caddesi vardır. Şişli'ye geldiğiniz zaman da Abdülpekçi bambaşka bir şeydi. Mesela biz öyle yılbaşlar orada düzenlerdik ki binlerce yurttaşımız oraya akardı. Ve yılbaşı gecesi hakikaten dünyadaki belli aktiviteler, yılbaşı etkinlikleri gösterirken Türkiye'de Şişli ve Nişantaşı son derece markaydı. Ama bütün bunlara çalışıyordu. Nasıl yapmamız gerekir? Nasıl planlamamız gerekir? Konsept ne olması lazım? Yılbaşı gecesinde yağmur, kar yağmıyorsa nasıl kar yağdırmamız lazım? Bütün detaylara bakardım. Şu anda da Türkiye'nin meselelerine aynı şekilde bakıyoruz. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, İç Anadolu'sunda neler yapmamız lazım? Sağlıkla ilgili ne yapmamız lazım? Eğitimle ilgili ne yapmamız lazım? Sanatla ilgili, kültürle ilgili neler yapmamız lazım? Türkiye'deki gelişmişlik düzeyini nasıl yükseltmemiz lazım? Hep üzerinde çalışıyoruz. Bir ilçe belediye başkanlığı için fazlaydınız. Bunu herkes söylüyordu. Ve ilçe belediye başkanlığının üzerinde, yani ilçenin üzerinde il var. Büyükşehir var. İstanbul'da olduğu gibi. Tabii Şişli ilçesi çok büyük bir ilçe. Birçok büyükşehir belediyesinden daha büyük. Ama ve lakin siz bu ilçe belediyesinin üstesinde, üstündeydiniz. Partide
başkanlık yarışına girdiniz. Kendi hareketinizi kurdunuz. Daha sonra partiye dönüştürdünüz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı? Şöyle, bir kere biz bu sistemin doğru olmadığı kanısındayız. Hmm. Biz Türkiye'de işin parçası olarak arkadaşlarımızla, hocalarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla çok toplantılar yaptık. Hmm. Başkanlık sistemi Türkiye'nin yararına mı değil mi? İnanın ki biz başkanlık sistemi Türkiye'nin yararına olsa bunu okeyler ve destek veririz. Ama çok çalıştık. Başkanlık sistemi Türkiye'nin yararına olan bir sistem değil. Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Bana sorarsanız Sarıgül uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. Geriye dönüp baktığın zaman şunu da yapmasaydım dediğim bir olay var mı? Var. Tek başına verdiğim kararlarda ortak aklı kullanmadığım zaman yanlış yaptığım konular olmuş. O nedenle Türkiye tek adam dönemi kesinlikle olmaz. Başkanlık sistemi doğru olmaz. Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Aynı zamanda bakanların da dışarıdan atanması fikrine hiç sempatik bakmıyoruz. Bakanlar mutlaka parlamentoda olması lazım. Seçim sisteminin değişmesi lazım. 150 milletvekilinin Türkiye milletvekili olması lazım. 450 milletvekili de gerçekten ön seçimde ve teşkilatlardan gelmeli. Bunu rahmetli Özal sağladı. Bunu Sayın Erdal İnönü sağladı. Dar bölge ve tercihli oy. Bugün soralım arkadaşlara. Buradaki dostlarımıza da soralım. Bizi dinleyenlere de soralım. Bölgenizde kaç tane milletvekilini tanıyorsunuz? İnanın ki kimse kimseyi tanımıyor. Tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Niye tanımıyor? Dar bölge tercihli olsa her milletvekili gelip evet. Konuşacak. Bu Almanya'da böyle, İsviçre'de böyle, İskandinav ülkelerinde böyle, Danimarka'da böyle. Aynı zamanda biz ileri demokratik bir parlamenter yapı, demokratik parlamenter sistem diyorsak, demokratik yapı diyorsak barajların da kalkması lazım. Biz Avrupa Birliği ölçüleri diyorsak Avrupa'da %1 ile %3 arasında baraj var. Türkiye'de evet. Niye baraj var? Niçin niye baraj var yani? O zaman her vatandaşın oyunun temsil edilmesi lazım. %7'yi nasıl buluyorsunuz baraj olarak? Hiç doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorsunuz. Hiç doğru bulmuyorum. Ben Avrupa Birliği'ne yoğun çalışıyorum. Avrupa Birliği Sosyalist Enternasyonal Başkanı Martin Schulz benim çok değerli dostumdu. Ben Brüksel'de yıllarca çalışma yaptım. Seçim sistemi nedir, ne değildir, nasıl olması lazım? Münih Belediye Başkanı Christian Rüde ile, Berlin Belediye Başkanı Boeret ile, Viyana Belediye Başkanı Michel ile defalarca ben bu konuları çalıştım ve bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Peki, aslında sizin karizmanız, belediye başkanı olduğunuz zamanki karizmanız aslında... tabii ki kişisel politik kavga içerisinde şu andaki Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi aslında ben sizin yerinizde olsam empati yapmaya çalışıyorum. Bu kadar aktif 24 saat çalışan bir siyasetçi olarak şu andaki sistemi aslında kendime uygun görürüm. Siz bunu istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Yani çünkü basit bir örnekle söyleyeyim. Ben sizi bir gün sakin görmedim Mustafa Bey. Hiç sakin olmadınız. Yani hiç da, ya da şöyle hiç çalışmıyor görmedim sizi. Ya da bir yerde karşılaşıp da ne haber nasılsın? İşte fena değil hayat nasıl? İdare eder gibi görmedim. Siz sürekli yüksek... Adrenalinle yaşıyorsunuz. Şırnak'ta, Batman'da, Silopi'de, Cizre'de, Mardin'de, Mazı Dağı'nda müthiş çalışmalar yaptım. Trabzon'dan, Of'tan aldım, Mersin'den çıktım. Bu 6 aylık süre içerisinde pandemiyi çıkarın, yasakları çıkarın. 120 günde yaklaşık olarak 64 bin kilometre yaptım. Türkiye'nin her noktasına gittim ve gitmeye devam ediyorum. Ama ben bundan keyif alıyorum. Bir videolarınız var böyle Twitter'da falan dolaşıyor. Onları size sormak istiyorum. Hakikaten küçük bir yere gidiyorsunuz, bir ziyaret herhalde. Orada bir sandalye buluyorsunuz. Evet. O sandalyenin üzerine çıkıp kayıt yapmaları için bir şey söylüyorsunuz ve iniyorsunuz. Yani bunu deli olduğunuz için yapmıyorsunuz değil mi? Bir şey için yapıyorsunuz. Yani bu bahsettiğim adrenalin de böyle bir şey. Orada konuştuğum olaylar var. O gençlere mesaj veriyorum. Diyorum, gençler umudunuzu yitirmeyin. Türkiye'de işin parsi iktidarında korkmayın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi anlatın. Artık Türkiye'de işin partisi var. Girin, üye olun. Çünkü Türkiye'de işin partisine genel başkanı delegeler seçmiyor. Partiye kayıtlı üyeler seçiyor. Ve orada bir mesaj veriyorum çocuklara. Diyorum çocuklar umutlarınızı yitirmeyin.
Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Bir görelim. Ve yer yerinden oynuyor. Bir görelim efendim, buyursunlar. Sayın Başkan, başka kazanız var mı? Çok ödüsüm. Evet. Aynı kazaklı olunca. Peki siz, yani aynı kazak olmuş olabilir ama siz hep güzel giyiniyorsunuz. Hep iyi tıraşlısınız. Çünkü hep aynı şeyi giyiyor. Hay Allah'ım. Dur bari. Ne giyiyor dedi, duymadı. Hep güzel giyiniyor. Doğru. Çünkü hep aynı şeyi giyiyor. Hep aynı şeyi giymiyor canım. O böyle bir rastlantı hep oldu. Hep aynı güzel şeyleri giyiyor. Peki hep aynı güzel şeyleri giyiyor. Teşekkür ederiz bu katkı için. Bu bir zor bir hayat değil mi bunca yıldır? Ben sizi başkan olduğunuz, Şişli Belediye Başkanı olduğunuz dönemde de hep iyi giyimli, iyi tıraşlı, bir saat önce berberden çıkmış gibi görüyordum. Sabahleyin saat 6'da kalkıyorum. Maşallah. 6'yı çeyrek geçe ve 7'yi çeyrek geçe arası mutlaka 6,5 kilometre yürüyorum. Tempolu. 9-10'da 7 hızla yürüyorum. 1 kilometreyi. Güzel. Ondan sonra geliyorum, hocam var. Hocamla 350 hareket yapıyorum. Haftada 4 gün %100 bunu yapıyorum. Güzel. Daha sonra saat 2'ye kadar çok yoğun geçiyor. Saat 2 ile mutlaka 2.45 arası arabanın içinde de olsam o saatte uyuyorum. Saat 11'e kadar yoğun geçiyor. 11'de mutlaka duşumu alıp yatarım. Programlı bir çalışmamız var. Giyim kuşama gelince evde bir evlat var. Bunu kombinliyor bana. Neyi giyineceğim, ne yapacağım kombinliyor. Tek başıma yapamam. Siz istediğiniz kadar kravatınız, gömleğiniz olsun. Nereye gideceğinizi, giyimini kombinlemeniz lazım. Sayın Başkan, şu anda 65 yaşındasınız. Değil efendim, öyle bir şey yok. Öyle. Türkiye Değişim Partisi'nde yaşı kaldırdık. Peki, herkes hissettiği yaşta. Peki, çok güzel. Hayır, ben de güzel bir şey söyleyecektim. Ama yani bu tempo... Peki beyefendi, Rami Koç şu anda 92 yaşında. Evet. Görseniz 92 yaş diyebilir misiniz? Demeyiz. Ben de size 65... Ben yani, derim. Evet, bu katkı için çok teşekkür ediyoruz. Kime yani 65 der misiniz başkanım? Herkes hissettiği yaşta. Rami Bey'e de. Peki. Ya ama bilgisayar mı bir şey söylemek? Gerçekten herkes hissettiği yaşta. Nasıl bir şey biliyor musun? Birisi var. Hayır, bu yaptıklarınızı yapıyorsanız zaten bu 65 değil yani. Maşallah. Maşallah, gerçekten. Yani başkanım, 65 yaşındasınız ama kaç yaşında hissettiğinizi söylemediniz. Ya biz böyle bir kurgu yapmadık aslında. Sadece o masada bu mikrofon var. ve kendisi de sevgili konuğumuz da aslında... programa katkı yapmak için yapıyor. Yani sakın öyle anlaşılmasın. Ben böyle bir kurgu yapmadım. Hey, evet. Bana bu hak verildi yani. Kesinlikle verildi. Çok haklısınız. Evet. Türk televizyonlarında sık sık çıkıp böyle konuşuyorum. Evet. Bu benim hakkım. Ben başkan merak etmesin diye. Çünkü başkan diyebilir ki yani güzel bir böyle bir yani şey mi yaptık, düzenleme mi yaptık diye yapmadık, onu söyleyeyim. Evet. Öyle bir şey yok. Yok, evet. Evet, buyurun. Evet, peki. Devam edelim. Ayhan'cığım, sen bir şey söylemek istiyorsun galiba. Şimdi bir katkıda bulunmak istiyorum. Sağ ol Ayhan'cığım. Sağ ol Ayhan'cığım. Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben de oyuna kafa yoran birisiyim. Oyunun hızlı oynanması, topun oyun içerisinde kalmasından yanayım. Mesela basketbolda oyuncu şuradaki topa, oyun dışındaki topa ayağı oyun içerisinde kalıp sıçrayıp ayağı yere değmeden topu buradan içeri atabilir. Aslında top dışarıda futbol oyununa göre. Değil mi? Hızlandıralım o zaman. Niye biz korner atışında şöyle atamıyoruz? Ayhan'cığım, niye bunu yapıyorsun bize? Ayhan'cığım, onu şöyle bir şey yapabiliriz. Sen Sasu'yu tanıyor musun? Sasu. Sasu'yu biliyor musun? Sasu'yu biliyor musun? Sasu. Yok. Fenerbahçe'de bir oyuncuydu. Korner'den gol atardı vallahi. Ama o kornerde o şöyle. Anlıyorum. Dışarıdan gelen. Evet. Ben bu kornerden top havadayken topu oyun dışına çıkarıp top oyun alanına girdiğinde oyun içerisinde niye tutamıyorum? Neden bunun iz düşümü burada diye dışarıda sanıyorum. Anlıyorum. Evet. Hızlandırmak için. Mikrofona söyle. Hızlandırmak için. Futbol için söyle. Hızlandırmak için. Evet, başkanım lütfen basketbola da el atın. Anladım. Evet. Evet. Peki. Evet. Aslında tabii ki bunların ben basketbol var ya farkını, bir şey söyleyeyim mi? En üzüldüğüm işlerden bir tanesidir. Mesela Spor Sergi Sarayı'nın kapanması. O mesela en üzüldüğüm konularda basketbol deyince ben de İstanbul üzülüyorum. Teknik Üniversitesi. Evet.
Evet. Hop hop hop, güm güm güm, teknik teknik, zım zım zım. Bu nedir efendim? İşte bu. Bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin nasıl mesela Galatasaray'ın cim bom bom var. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin türbünde coştu. Evet, hop doğru. Hop hop, güm güm güm, teknik teknik, zım zım zım. Bunu söylediğin zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'ler ne olduğunu anlarlar. Tabii ki. Duygusallaşıyorlar sen hatta. Sen tabii her şeyi anlayacak durumda değilsin. Değilim tabii ki İstanbul Teknik Üniversitesi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Her şeyden önce şunun için teşekkür ediyorum. Yeni bir format, bir önemli bir siyasi kimlik olarak, önemli bir partinin temsilcisi olarak, önemli bir hareketin temsilcisi olarak bizi kırmadınız, geldiniz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyordunuz. Ben son şeref derece verdiniz. Mutlu oldum. Çok değerli dostlarla ve ben de cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü başka bir siyasi konuğu arasaydık, sorsaydık işte orada ne var, ne oluyor, bir kere görelim de sonra gelelim falan filan. Ama biz sizle hep dostuz ve güzel programlar yaptık. Ben de çok keyif aldım. Bizi izleyen bütün yurttaşlara sevgilerimi sunuyorum. Aynı zamanda konuklarla da tanışmaktan son derece mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz Sayın Başkan. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü'nün yeni konuğu Bahar Candan. Alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim programımıza bu güzel kıyafetle geldiğiniz için. Sağ olunuz, var olunuz. Çok teşekkürler size. Kahve istemişim. Saçınızı mikrofonunuzdan biraz daha böyle atabilir misiniz? Harikulade oldu. Güzel bir kostüm bu. Kendinize bakmaktan bana bakamıyorsunuz. Evet, kısa bir ara vermiştim televizyona. Çok beğeniyorum kendimi, çok aşığım. Gözlerimi alamıyorum, pardon. Kendinizi monitörümüz var orada. Monitörden alamıyorsunuz. Sabah kalktığınızda aynaya baktığınızda gözlerinizi alabiliyor musunuz? Alabiliyorum. Aslında beni çeken şey LED'deki iyonlar. Müthiş. Burada duralım. Programı bırakalım. şu artı derin ve eksi ikisi de beni çekiyor. Aynada aynı. Aynı elektriği alamıyorum. Ayna çok saf olduğum gibi ama ekranda bambaşkayım. Aslında birçok kariyeriniz var galiba, değil mi? Müzik de bir kariyer. Tabii ki öyle olmalı. Televizyon da bir kariyer. Sanırım. Daha önce yaptığınız iki şarkı benim çok ilgimi çekiyor. Niçin dinlemedim? Kendi kendime çok kızdım. Şarkılardan birinin adı Dondurma Gibisin. Bir diğeri de... Diğeri oldukça lüks bir şampanya markası. Evet. Dolayısıyla Fransızca. Fransızca pardon, mı? İtalyanca mıydı? Hiç önemi yok ki. Sanırım siz de karıştırdınız. Son günlerde hiçbirimiz biz değiliz aslında. Düşünsenize Okan Bayülgen'in popülerliğini... Okan Kurt'un yakaladığı bir Covid döneminden çıktığımız için hepimiz. Okan Kurt kim? Demet Akalın'ın kocası. Ha! Doğru. Ben de kendime gelemiyorum dediğim gibi. Bir ara vermiştim ben de sizin gibi. Yavaş yavaş ilerleyen dakikalarda sizi yakalayacağım. Sizin engin tecrübelerinizin yanında benimkiler bir hiç. Çok iyisiniz. Bu Dondurma Gibisin ya da Spotify'da var mı? Birincisine bu şarkıyı yapan yapımcılar telif attılar. Çünkü onların sözünü dinlemedim. Çünkü çok küçüktüm ve gerçekten ergen yaşlarda ünlü olmanın beni çok gençliğimi yaşayamamakla sınadığına inanıyorum. Bu yüzden yaşımı küçültmeye karar verdim. Güzel. Ben hukuk okuyorum arkadaşlar. Ne ve okuyorsunuz? Hukuk okuyorum. Hukuk. Ve gençliğimi yaşayamadığım için de bunu mahkemede anlattım ve 17 yaşında ben ünlü olmuştum. 17,5 yaşına döneceğim.
Çünkü çok eleştirildim ben bu süreçte. 17 yaşında ünlü oldum ve şu an 22,5 yaşındayım. Bu yıllarda gençliğimi yaşayamadım. Bu bir gerçek. Evet, şimdi hayatım 17,5 yaşından kaldığım yerden devam edeceğim. Beni haklı buldular. Onlar da izin veriyorlar. Bunu yargıca anlattınız mı? Evet, anlattım. Ne dedi yargıç? Ağlayarak anlattınız. Nasıl bir tepki aldınız? Beni çok haklı buldu. Esasen. Tabii bu bizim şu an çektiğimiz eğlence programındaki gibi bir dil değil. Oradaki language çok farklı. Aksanım da çok farklı. Dolayısıyla çok fazla içsel. Burası gibi düşünmeyin. Tabii ki öyle değil. Bu bir televizyon programı. Halbuki bir hangi mahkemeye başvuruluyor? Yaş düzeltmesi yapmak için aile mahkemesine mi başvuruluyor? Aile herhangi bir mahkemeye başvurup size en yakın mahkemeye başvurup sizler de küçültebilirsiniz. Ticaret. Tabii içinizde benim kadar erken ünlü olan var mı bilmiyorum. Çok tatlısın. Mesela ticaret hukuku görüşülen bir mahkemeye de gidip mesela en yakın olduğu için ağır cezada falan. Ya mümkün. Çok tatlısın. Neden önemli? Benimki bütün ülkeyi ilgilendiren bir konu oldu. Çünkü biz ülkecek bir bahar candan savaşı verdik aslında içimizde. Bu kızı sevecek miyiz? Doğru kız, ama doğru bu. Evet. Bu kız iyi bir örnek mi? Bu kızı ne yapacağız dediğimiz dönemde hepimiz için aslında bir 3,5-4 sene bir zaman kaybıydı. Bence biz ülke olarak hepimiz bir 3,5-4 sene yaşımızı küçültsek ve ben oradan kaldığımız yerden başlasak bence hepimiz için çok daha doğru olur diye harikasın, düşünüyorum. Harikasın. Keşke, ben avukatım aynı zamanda, yani oluyorum, son birkaç yılım, yüzyılım falan kaldı. Keşke hepinizin vekaletnamesi bende olsa, ben hepinizin yerine başvursam ve biz ülkecek 3,5-4 yaş falan bir gençleşsek diyorum. Yani şu Bahar Candan'ın ne olduğunu anlamakla kaybettiğimiz o güzel günlerimizi baştan yaşama hakkı istiyorum. Peki niçin? Madem hayır, böylece bir topluma böyle bir psikiyatrik yaklaşımda bulunuyorsun. Niye bunu kendinle ilgili yapıyorsun? Niye şöyle bir anons yapmıyorsun? Gelin arkadaşlar, herkes kendine en yakın mahkemeye başvursun ve yaşını 20 yıl küçültsün demiyorsun. Ya ben şunu istemiyorum. Ben kova burcuyum ve benim için herkes hem eşit hem de ben biraz üstün olmalıyım. Bencilce kendimi gençleştirip sizi bu yaşta görmeye kıyamıyorum. Birlikte küçülmeliyiz. Ya ciddi söylüyorum, yani incelenecek bir insansın ya. Teşekkürler. Bunun için estetikler var. O değil, o değil. Estetikten söz etmiyorum. Yani şimdi çok değerli bir oyuncu var, çok fazla filmi var. Sizle baş başa kalıp... Saat yolu sayma. Evet. Onun biraz daha kabiliyetlisi. Hatta çok daha kabiliyetlisi. Zaten biraz daha yakışıklısı olamaz çünkü yok. Yok ama daha kabiliyetlisi, çok daha kabiliyetlisi var. Bir gün acaba biri de çıkıp gelse buraya der misiniz Bahar Canan'dan daha uzunu? Çok kırılırım. Sana yemin ediyorum... Bundan sonra buraya Bahar Candan'dan daha uzunluğu almayacağım. Evet. Boy uzunluğunun insanlar üzerine yanlış bir algısı var. Örneğin siz ne kadar kısaysanız sizin o kadar zeki olduğunuza inanabiliyorlar. Ama ben ne kadar uzunsam benim de o kadar zeki olmadığıma inanabiliyorlar. Evet. Ama senin ne kadar zeki olduğunu fark etmemiş olmaları çok acayip hakikaten. Ben farkındayım. Samimi söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. Peki, şimdi çok değerli bir oyuncu, çok sevgili arkadaşım. Üçümüz beraber oturalım ve diğer konuklarımızla da istiyorum. Hep birlikte mi? Zaten hep birlikte oturuyoruz şu anda. Peki, hanımlar beyler, Ayhan Taş, alkışlıyoruz. Gördün mü? Çağatay Ulusoy'dan daha yakışıklı değil ama çok kabiliyetli. Lütfen.
çok lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü ben biraz yani Elon Musk'la çıksam şu an neden Mars'ta değilim diyecek bir kafada olduğum için söylediklerimi yanlış anlamayın lütfen. Estağfurullah. Benim ben her zaman daha iyisini isterim. Konu sizinle ilgili değil. Tabii tabii. Ama Çağatay Ulusoy'u da Elon Musk'la aldatmadı. Çoş olmadı. Ah nerede? Peki. Şimdi Armağan Çağlayan röportajınız nasıl geçti? Onlar için verimli. Senin için. Yayınlanmadı daha. Yayınlandı mı çocuklar? Aa yayınlandı. Ben maalesef izleyemedim. Armağan'ın işlerini izliyorum. Aslında seni de merak ettiğim için izlemeyi çok isterdim ama. Nasıldı? Sonuç nasıldı? Siz beni 2 yıl beklediniz programa konuk olmak için. Armağan Bey yani nasıl söylesem 20 yıl beklemiş gibi. Doğduğumdan beri benimle röportaj yapmayı beklemişti ve gerçekten istediğini aldı benden. Çünkü ona içimi olduğu gibi gösterdim. Benim kanatlarım var, kendimi böyle kapatıyorum, onları kaldırdım. Ve kanatlarımın altındaki gerçek beni gördü. Bu da insanlara çok iyi geldi. Ben öyle düşünüyorum yani, sizce? Peki. Şimdi bazı görüntüler var ama... Ondan sonra Armağan Çağlayan'la röportajdan bazı bölümleri soracağım ama izleyelim bakalım bazı görüntüleri. Buyursunlar. Hakikaten resmin donduğunun farkında değilim ve hala düşünüyorsun sanıyorum. Ve hakikaten ilginç bir yerde dondu aslında. Devam var mıydı? Sonuydu galiba. Evet ve ben hakikaten yani şu anda bu bant beni trolledi aslında. Aslında evet... Ben başka bir şey düşünüyorum. Yani aslında muhteşem bir oyunculuk mu izliyoruz yoksa hakikaten mi böyle akıl hastası gibi yani, davranmaktan hoşlanıyorsunuz? Ustası orada bence. Ne siz düşünüyorsun? Ustasınız bu konuda ustacığım. Hangi bu sizce bir oyunculuk mudur? Bu hangi bendeki konuda? Bu yetenek, bu meziyet. Oyuncu değil yani. Kendini bir varoluş şekli bu. Aslında yani bir varoluş şekli. Şekli. Evet. Yani oyunculuk sanatı başka bir şey. Oyunculuk sanatı var. Başka bir şey hakikaten. Yani... Ama rezonansınız çok ilginç, ilgi çekiyor. Tavrınızla birleşince başka spesifik bir şeye dönüşüyor gibi evet. Oluyorsunuz. Yani aslında bu çok, bir durum çok, var. Çok doğru bir yanıt ve aslında bunu söylemek lazım. Çünkü bazen oyuncu insanlar kız arkadaşlarıyla ya da anne babalarıyla bile bunu tartışırlar yani. Ben de hayatım boyunca bunu anlatmak zorunda kalmışımdır. Yani şu anda oynuyorsun. Hayır oynamıyorum. Oyunculuk okumuş olabilirim o. Ama o işte bir yere gidip bir çatının altında piyes çalışarak, prova yaparak, sonra sahneye çıkarak gösterdiğimiz bir şey. Niye ressamlara şu anda resim mi yapıyorsun ulan denmiyor? Ya da niye bir müzisyene şu anda saksafon mu çalıyorsun denilmiyor? Niye bir oyuncuya mesela, oyunculuk yapıyorsun deniliyor? Sen zaten oyuncuysan ben, zaten evet. Mesela neden bu kadar yorumlar yaparak bunları yaparak? Mesela çok özel bir rezonansınız var. Yaratılışınızdan. Pardon, rezonans nedir? Ya bu sesin çıkma şekli işte bu ses şekliniz var ya hepinizden farklı olan. İlgi uyandıran frekans bir ses. Mı? Frekans evet, onun gibi. Rezonans evet. Ama aynı zamanda bir rezonans da yapıyor tabii. Bu var ya aslında size bir yetenek olarak verilmiş sanki. Teşekkür ederim. Sizde de aynısı var ama sanıyorum dişlerinizden kaynaklanıyor. Evet, evet. Özellikle mi yaptınız? Hayır. Tabiatım bu. Ayhan dişlerini mesela böyle de. Yaptırdı aslında. Ayhan... Daha öndeydi benim çocukken daha. Yani çünkü düşünsenize... Öndeydi. Öpmeden kemirebiliyordum. Örneğin bir... Öyle bir şeydi. Ben öpüşmeyi... Bahar Hanım ben öpüşmeyi çok sonra öğrendim. 20'li yaşlarda diş buraya geçti. Ben 20 yaşına kadar kemiriyordum öptüklerimi. Evet örneğin. Öyle bir şeydi bendeki. Evet sizi çok iyi anlıyorum. Örneğin bir havuç gerçeği var. Örneğin bir senarist bir metin yazdı ve bunu gerçekleştirecek. Bence havuçla birlikte oynamak için en doğru roldeki kişi sizsiniz. Bence de doğru. Doğru. Vallahi zeki bir kadınsınız. Analitik düşünüyorsunuz, birleştirebiliyorsunuz. Kadın kelimesini çok seven ve kadın denilmesine hoşlanan var ama ben lady'yi tercih ediyorum. Lady, dişi, bayan, kadın birçok şey ama lady ama lady biraz zorlama bir şey lady, değil mi ben, mesela? Yani ben can, ben türümüze göre hitap ediyorum. Hani. Second, third, fourth. O sizin kendinize yakıştırdığınızdır, hak ediyorsunuzdur da. Onda sıkıntı peki, yok. Peki.
Okan'cığım bir saniye. Ben az önceki videomda küçük bir yeri tekzip etmek istiyorum. Lütfen, mümkünse. Lütfen. Orada demişim ki Bahar Canan bir silahtır. Kimlerin de tuttuğu önemli. Hadi değiştiriyorum. Kesinlikle tamamen atın orayı. Bahar Canan bir füzedir. Nereye düşeceği tam olarak kestirilemez fakat tahmin edilebilir. Peki başka bir şey. Bu Armağan çok güzel röportajlar yapıyor. Ve insanlar ilginç şeyler söylüyorlar. Mesela orada diyorsun ki ben insanların bilinçaltını yönetiyorum. Hadi buyur. Hadi buyur. Ben insanların bilinçaltını yönetiyorum diyorum. Ama ben bu bırakmış olduğumuz 4 senenin sonunda ben artık insanların bilinçaltı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben bunu High Society dediğimiz, Jet Set dediğimiz, Yasak Elma gibi dizilerde de çok böyle mübalağa sanatıyla izlediğimiz ve fanı olduğumuz duygu durumlarını o küçük Instagram'ımda size alenen sunuyorum. Aslında bunlar benim hissettiğim şeyler değil. Bunlar bizim yaşadığımız toplumun en üstündeki A kişisinin torununun da aslında hava attığı çantayı benim alıp yere atmamla başlayan bir story aslında. Yani orada benim vermek istediğim mesaj, benim böyle bir kadın olduğum ve benim bunlar için yapmayacağım şeyler olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında ben orada şunu söylemek istiyorum. Tıpkı Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmış ya adam. Demiş ki hani ya tutarsa, demiş ki ya nesine tutacak bunun? O da demiş ki her şeye inanıyorsunuz da bunu tutmayacağına mı inanıyorsunuz? Ben de göle bir maya çalıyorum ve insanların benim niyetimin bu kadar üstümdeki kadar saf ve temiz ve kendinden emin olduğunu anlamalarını bekliyorum. Tıpkı Nasrettin Hoca'nın kalbinin temizliğinde. Ha, inanan olabilir, eleştiren olabilir. Zaten Bahar Canan bir tarz ve bir ikondur. Bu da herkese gelecek bir şey değil. Bir ürünü pazarlamada herkes almaz. Zaten hiçbir üretici de bu ürünü hadi herkese ben satıyorum diye üretemez. Böyle bir saflık olmamalı. Bahar Candan'ı sevenler, taklit edenler, bunu komik bulanlar ve şöyle beş çayında ya hadi aç da kızın storylerini izleyelim ya. Çay keyfinde iyi giderim ben. Ben demiyorum zaten ana haber bültenlerini beni yayına. Onu da yaptılar. Demek ki bu stil, bu ikon bu bir şey arkadaşlar. Bunu artık kabul edeceğiz yani. Hepiniz de ettiniz bence şu an burada oturduğunuza göre. Burada bir sıkıntı yok mu? Bir sıkıntı yok. Birbirimizi... Tabii ki reddettiğimiz bir durum yok. Hayır biz gayet memnunuz. Ayrıca da bir yarışma değil yani. Arada birbirimizin saçını başını yolmuyoruz. Yani öyle bir şey yok. Yani hep birlikte oturuyoruz ve senin burada olmandan da çok mutluyuz. Sizin ben mutlu olduğunuzu biliyorum. Ama tabii yani canım oyuncuğum. Yani gerçekten oyuncu olmak böyle bir oyuncum, şey biliyor musun? Ayhan bunu ilk defa duydun galiba. Bahar'cığım. Yönetmen adamı. Bahar'cığım. Şöyle bir şey var. Şunu açıklamak isterim. Bu program bir haber kanalında, Haber Global'de yayınlanıyor. Dolayısıyla bir haber kanalı kendi ciddiyeti içerisinde ve kendi almaya alışık olduğu reytingler içerisinde. Bugün biraz yükselebilir. İşte bunun için çalışmıyoruz işin komiği. Yani bunun için uğraşmıyoruz. Bu reyting için uğraşmıyoruz. Çünkü bir haber kanalında yayınlanıyor. Ve aslında senin televizyon tecrübenin olduğu diğer yarışma programları gibi şimdi şunu yapalım da bu iş yükselsin falan gibi bir dert içerisinde değiliz. Sadece rengarenk olmaya çalıştığı için program bunu yapıyor. Dolayısıyla sanıyorum ki sen de kendini burada güvende hissediyorsun mu acaba? Hissediyor musun? Öncelikle sizin gibi bir televizyon starının karşısında olmak benim konfor alanımdan çıkmak demek. Çünkü ben en son bu heyecanı ve tutkuyu Nur Hanım'la çektiğim bölümde yaşamıştım. Nur Yeritaş. Evet. Evet, siz de çok severdi. Ben de onu çok severim. Evet, hatta evet siz onun evine gelip. Çok mütevazi bir insan hiç kaybettiğimi bile kabul etmek istemiyorum yani. Evet, sizin çok mütevazi birisi olduğunuzu ve onun evine gelip yere oturduğunuzu anlatırdı. Yani bana hep bunu söylemişti. Bir humble derdi, mütevazi ol deyip. Yani Okan Bey bir gece vakti Nur Hanım'la sohbet etmek için onun evine gidiyor. Nişantaşı'ndaki mütevazi evine gidiyor ve yere oturuyor. Rahat et, hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bu bölümü çıkarabiliriz de yayından.
Hiç seni hiç ağlatmak derdinde değilim. Hiç öyle bir dert değil. Ben değilim zaten o. Allah rahmet eylesin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. İstersen bu bölümü de çıkarabiliriz. Yani böyle bir şeylerin peşine yani, değiliz. Biz samimi ve güzel bir şey, bir toplanmanın peşindeyiz. Bence çıkarmanıza gerek yok. Çünkü Nur Hanım da her zaman duygularını olduğu gibi göstermesini seven birisiydi ve aslında bizim Nur Yerli Taş'la olan ilişkimiz o programda çok farklı yansıtıldı belki. Ama Nur Hanım'ın şiddetli şekilde Bahar Can'dan oyunculuğuna tutkusu vardı. Ve gerçekten de daha çok onun yarattığı bir karakterdi aslında. Ve ben onu her zaman katıldığım TV şovlarına almaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok iyiydi. Bence oyunculuk dışında harikulade bir şey gördük. Teşekkür ederim. Şimdi ne olur? Ver elini buraya. Şimdi kımıldama. Gibi oldu, inan. Hayır değil, hayır değil. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Biraz bu da çok güzel bir şeyden bahsettik. Yine güzel bir şeylerden bahsettim. Ayhan'cığım senin filmlerini izin verir misiniz? Biraz nefes alma fırsatı olur. Seni bir programda konuk etmek çok hoşuma gidiyor. Sen Türk sinemasının gerçek emektarısın. Ve bunu burada söylemek istiyorum. Kayda da geçsin diye. Çünkü sen olmadan hiçbir film olmuyor. Çok acayip değil mi bu? Bundan ne kadar yararlanıyorsun, ne kadar kazançlı çıkıyorsun her bakımdan, ekonomik olarak ya da kariyer bakımından bilmiyorum ama şöyle bir arka arkaya bakarsak filmlere zaten bunu göreceğiz. Bahar'cığım beraber izleyelim istiyorsan, görelim. Uma hakkınızı helal ediyor musunuz? Hayır. Helal ediyor musunuz? Hayır. Helal ediyor musunuz? Hayır. Ne ya? Üçü çektiriyoruz sanki. Ama esaslı kadınmış. Allem etti, gullem etti. Allem gullem? Allem, allem, gullem, gullem işte ya. Uçuyor abimiz. Buranın da en acayip adamı ben Emran. Niye gelmişsiniz mi öldürdünüz? Abi vallahi kanım şu ter gibi aksın ki biz hiçbir şey yapmadık, bir şey bilmiyoruz abi. Ne? İlker mi? Bu gidişle sizinkini de yanına tikeriz, sevinirsiniz tikildi diye. Hadi gidelim Tırıt. Ne var oğlum? Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım, Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ya bu... Kült sahne. Kült. Konya yolundayım. Çok da uzun bir sahne o değil mi? Ne kadar bilmiyorum ama. Yok o kadar. O kadar değil ya. Daha uzundu benim izlediğim. Hayır hayır. Sahne uzun evet. Sahne ya, uzun ya, yani o bir türlü uzun. Anlatamıyorsun tabii, tabii, yani şu, Konya şu, yolunda evet, oldu. Buradakinden ve uzun. Ve kült yani. Buradakinden uzun. Evet. Ve tabii ki biz... Yani, çekildiği yani, kadar spontan hayır, gelişen ta, bir şey oldu. Metinde yok. Tam bir yani. Tam bir derleme değil ama yani... Öyle bir yere getirmek ki iyi, yeterli. Ya hayır sensiz bir film olmaz gibi bir hale geldi. Bir ya. Defa şöyle bir şey söyleyeyim Okan'cığım, seninle olmak her zaman çok güzel. Biz Okan'la birlikte sahneye de çıktık. Evet, Mahşeri Cümbüş turnesinde, İzmir turnesinde, Matine Suare oyunumuzda. Suare'de Okan bizimle sahneye çıktı. O spontan zekasını, oyun anlayışını, çabuk kavrayışını. Harika bir İzmir turnesiydi. Evet, çok güzel. Harika bir İzmir turnesiydi. Geçen gün de söyledim program için konuştuğumuzda iki şehir daha istiyoruz biz mahşerilmiş olarak. Beraber söz. Gidelim. Söz. Söz. Yani beraber söz. Gidelim. Yani o zaman tabii ki sadece televizyon vardı. Diğer oyunlarım yoktu ama söz çünkü çok çok mutlu oldum. Evet. Ve çok eğlenceli bir gün ve gece geçirdik. Evet. Hatta ertesi gün... Selin'le beraber uyandığımızda otel odasına, otel odasına su basmıştı. Bize çok büyük bir suit oda verilmişti. Çift banyolu falan filan. Biz o gece odada toplanmıştık. Evet, evet, biliyorsun toplanmıştık. Benim odada toplandık. Ve çok efendice oturduk. Bütün evet. Mahşeri Cümbüş. O kadar iyi, efendice iyi. Oturmuşuz ki sabahleyin bütün musluklar açık. Odada yüzüyoruz. Ne yaptık hatırlamıyoruz.
Ve yani sonra korkunç bir baş ağrısı ve hastalanmış vaziyette ve uçağa gitti falan. Yani sabahını pek hatırlamak istemiyorum ama geceyi her zaman çok güzel alıyoruz hakikaten. Müthişti. Bizim için de hocalarımızla sadece derste olmak değil, sohbet etmek bir eğitim süreci, sokratik bir süreç. Of seninle ya. O keyif, bize moderatörlüğümüzde oyunda ay gördün, anlattın. Siz o kadar şeyler iyi yapıyorsunuz ki her şey. Evet. Bu arada Mahşeri Cümbüş oyunları devam ediyor. Benim bildiğim çok yakın tarihte Trump tiyatroda vardı. Trump sahnede periyotlarımız vardı. Trump tiyatroda oynuyoruz hayalinin dışında. Evet. Hafta sonları oyunlarımızı orada oynuyoruz. Çok keyifli anlar yaşıyoruz. Ama ne acayipsin değil mi? Yani işte bu bazı sanatçılar ilginç şimdi bizim. Kabaremizin oyuncuları da böyle. Hem Eğlenceli Cinayetler Kompanyası'ndan hem Harem Kabare'den oyuncularımız var. Merve'li de filmi. Tabii ki. Ama biz de hep tiyatrodan söz ediyoruz. Halbuki örnekse ekonomik olarak en az kazançlı olduğumuz tiyatro. Şöhret, kariyer tabii ki ciddi kariyer ama şöhret olarak en az verimli olan tiyatro. Hep tiyatrodan bahsediyoruz. Evet, sen de sinema, hep tiyatrodan bahsediyorsun. Peki sinemadan bahsediyorum. Ya da dizilerden bahsetmiyorsun mesela. Hep tiyatrodan bahsediyorsun. O varlık alanım benim. Hani oyunculuk sanatında tercih ettiğim tiyatro sahnesi üzerine Mahşer Cümbüş olarak bizim tercih ettiğimiz, saptadığımız, belirlediğimiz ve üzerine hayat kurmaya, oyunculuk sanatının üzerine kurmaya çabaladığımız ve hala o sürecin içerisinde olduğumuz bir kurumsal yapı Mahşer Cümbüş. Doğru. Türkiye'yi doğaçlama tiyatroyla tanıştıran bir ekolü biz yarattık. Doğru. Ve Türkiye'nin her şehrinde şu anda bu ekipler var. Sinemaya gelince, sorduğun soruya gelince ekonomik olarak, moral değer olarak hepsiyle beraber en çok karşılayan şey şu. Bir gün insanın yolda yürürken birinin koluna girip de sen bu zamana kadar neredeydin suratıma bile bakmadan bu samimiyetle 5 yıl tedavi gördüm, psikolojik tedavi 3 ay seni gördüm, iyileştim neredeydin sen deyip gitmesi kadar güzel bir şey yok ya. Evet, aynı biri? Tepkileri ben de alıyorum. Kim? Gerçekten, muhteşem. Evet, ilaç hakikaten gibi. Muhteşem. Moral evet. Ama tabii insanların bahat dönüşleri vardı, başka bir şeyleri vardı. Yapmak zorunda olduğum, benle dalga geçiliyor, evet. Sensiz film olmuyor. Her filmde varsın, evet. Evet şimdi, ama sana ihtiyaç var abi. Evet, var deniliyor. Senin olan yürüyor deniliyor falan filan. Kişisel olarak baktığında ben de şuna eğilmek istiyorum artık. Hadi film var, bütçesi şu kadar. Bir ay sonra başlayacağız. Senaryoyu gönder, bakalım bir senaryoyu incele. 10 günde karar ver, çık. 6 ay çalışıp çıkmak var rolüne. Ya. Değil mi? Ya. 6 ay çalışıp çıkmak var. 10 gün çalışıp çıkmak var. Bunlar zorunluluktan, bunlar gereklilik değil. Zorunlu durumlar ve kendi verdiğim tercihlerden, aldığım kararlardan dolayı bunun içerisinde kaldım ve yapmak durumunda kalıyorum ve bana verdiği keyif şu. Daha çok film çektim. Bir. Aha. 25 film çekmişimdir. Bir saymadım yani. Evet. Ki bu yeni zamanlara yani göre maksimum bütçeli, yeni zamanlara yani göre endüstriyel şey evet yani ve ben 10 yıldır yapıyorum bunu zaten. 10 yıldır yapıyorum. Evet. 35 yaşında ilk profesyonel sahneme çıktım. 27 yaşında tiyatro bölümüne girdim ben. Fiziği bıraktım oraya geçtim. Ne olacağım dedim. 27 yaşından sonra oyunculuk yapmaya karar tiyatro sanatının içerisinde ve 5 yılda mezun oldum. 32 yaşında mezun oldum. 35 yaşında ilk anında görüntüyle çıkıp 40 yaşında ilk filmimi çekip 50 yaşında 10 yıldır ben film çekiyorum. 10 yıla 28 film sığdırmışım. Zorlamışım yani. Tepmişim oraya onu. Evet. Şimdi biraz rahatlamak istiyorum Okan'cığım. Biraz daha uzun hazırlık süresi ve daha yüksek bütçeli filmler. Ve bütçe artık o fasıldan geçtim. Kendi filmimi yapmak istiyorum artık. Vay. Oraya geçmek istiyorum artık. Doğru. Yani. Doğru. Hani birisi öyle film teklifi yapsın, birisi dizi teklifi yapsın, birisi program teklifi yapsın. Bir şey artık üretebilecek noktaya olgunluğa, donanıma erişti. Kesinlikle yeteri kadar. Modern zamanlar için çok fazla bir film var. Evet yani ama zorunluluklardan da. Ama peki. Güzel roller oldu, güzel arkadaşlarla birlikte oldum. Mesela bunu yapmasam ben Merve ile hiç tanışmazdım mesela. Tanışmayabilirdik yani, yollarımız kesişti, tanıştık, 3 hafta aynı sette kaldık, yeni insanlar, bir sürü yeni insanlar
tanıdım. Arkadaşlıklarımız oldu. Setten arkadaşlıklar bir sürü şey oldu. Evet, gerçekten güzel öyle. Bugün 40'a yakın yani. Arkadaş edindim. Benim için arkadaş edinmek ciddi bir konu. Çok biliyorsunuz. Güzel, evet. Bahar, inanılmaz bir geçiş yaptın oradan oraya. Yani bunca yıllık talk show hayatımda ben yapamazdım. Harikulat. Şimdi özür dilerim. Sözünü kesmek zorundayım. Çünkü diğer konuklarım da var. Onun için tekrar bize katılman için burada keseceğim ki diğer konuklarımı almak için kısa bir ara veriyorum ki onları da ağırlayayım diye. Peki söyle, 40 arkadaşla bugün nasıl tanıştın? 40'ar. Çok güzel cevap. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da size ders olsun. Bahar'ı ve Ayhan'ı alkışlıyoruz. Tekrar bir sonraki. Dayıcığım, beğeniyor musun çaldıklarımı? Bir güvercin uçu verdi, vursaydın iyiydi oğlum. Dın 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 gitarı çaldığın gibi korkunç çalıyorsun burada, neyse. Fakat 10 numara mekan ha. Harikasın. Çok beğendim. Senin Gain'de yayınlanan, canlı olarak yayınlanan, evet. Sonra da tabii ki Gain'in premium üyelerine gösterilen Dayı Show. Birincisi çok güzeldi. Kim katılmıştı ilkine? Çerkez kızı, Gupse. Gupse katılmıştı. Heyecanlıydı. Heyecanlıydı, evet. Orada başka bir hava vardı. Benim katıldığım programda başka bir hava vardı ama bence bu işi yaptın. Yani birincisi geldi, ikincisi geldi. Harbi mi diyorsun? Hakikaten. Ya sen çok önemliydin Okan'ım. Şimdi Gupse Mupse önemli değil. Onlar da sen şimdi yıllardır bu işten ekmek yediğin için... Yani seni böyle konuk ettik, ben rahatladım artık, tamam kim gelirse gelsin yani. Hakikaten mi? Sağ ol, valla gerçekten ben 10 numara rahatladım yani. Ama ben YouTube'daki videolara da bayılıyorum. Orada bir arkadaş var, o da çok tatlı adam. Nihat'ım ya, Nihat'ım 10 numara adam. Gerçekten Nihat'ım benim biricim, kırmızı çizgim diyebiliriz Okan'ım. Mesela senin için Reyhan mıydı o? Bilemiyorum da Nihat benim için önemli yani. Peki, YouTube'daki kabare show değil mi o? Hayır, kukla kabare. Bir dersine çalış, bir gevşemişsin, bir paslanmışsın Okan'ım. Kukla kabare. Peki, kukla kabare. Orada çocuklar için tabii. diye başlıyorsunuz tabii. ama 18 yaş sınırı var. Yo. Ben yıllarımı çocuk sektörüne verdim Okan'ım. Yıllarımı verdim gerçekten. Biz hayatın gerçeklerin olsun. Ben kendi kafamdan... Improvize mi diyorsun sen, bir şey diyorsun. Kendi kafamdan da ben çocuklara bir şey öğretmeye çalışıyorum. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklar vallahi öğrendik diyorlar yani. Ama orada bir efsane yarattın. Estağfurullah. Efsane sensin mi demem. Sen öyle bir pas mı attın? Sensin efsane Okan'ım falan mı demem gerekli? Sensin. En büyük efsane. Biz daha yeniyiz Okan'ım. Ne olacak? Öyle bir şey yok ama hakikaten dünyada birçok kukla şovu var. Var he. Yani Muppet Show Amerikalılar yapıyor var, değil mi? He. Fransızların siyasileri de içine aldıkları ginyoller vardır gibisine, falan filan. Evet. Ülkemizde de çok önemli örnekler var ama dünyada bütün bu kukla şovlarından bir kuklanın ne oldu? Sıkıldın mı? Var, biraz evet, çok konuşuyorsun. Benim kafam almıyor senin konuşmalarını. Ondan ben etrafı da bakıyorum. Çok da güzel yapmışsın pavyon gibi 10 numara. Evet. Benim mekanla karşılaştırıyorum. Seninki daha güzel. Sağ olasın. Evet. Ama ya dünyada... Kukla önemli, biz de geldi falan gibi bir şey diyordun, evet. Ya evet, ama bir kuklanın bir talk show yapması ve Türkiye'de şov tarihinde değil mi? Ne Aziz Üsteller, ne Rüstem Batumlar, ne Cem Özerler, tabii, ne Beyazıt Öztürkler, tabii. ne bir tek başına Okan. Bütün bunlardan sonra bunların yerine kim gelecek derken... Senin gelmen çok manidar değil mi? Ya manidar ama bir şey var. Alnımızda Niyaz yası Okan. Benim geleceğim varmış. Ben geldim. Çok da buna mana arama ya. Zaman benim zamanımmış. Biraz da ben ekmek yiyeceğim falan filan. Sonra da defolup gideceğim.
Senin derdin ne? Ben anlamıyorum yani. Yok derdi falan yok ama ha. Sıkıntı yapmaya gelmedim yani ben. Hayır hayır sıkıntı değil. Hayır. O öyle. Ha şey mi istiyorsun? Skandal mı istiyorsun? Öyle demiyorum. Skandal mı yapar herhalde? Yani senin amacın ne? Mesela bütün bu şovmenlerin bir hayatı oldu. Evet. Yani mesela ne bileyim zenginleşmek, erkek şovmenler için söylüyorum. Kadınlar. Kadınlar. Evet. Ondan sonra sen bunun nesini yiyeceksin? Ben onu anlamadım. Tamam. Vereyim sana manşet. Kadın ve para. Net başka bir şey yok. Sen bunun düşkünü müsün? Bunun düşkünüyüm. sen peki sende bir mana var mı bunlar dışında? Ya işte bir manan var. Konuşsan konuşursun. Özü bu oğlum. Muhteşem. Öyle değil mi? Ay. Ya alkış bir tuş vurun oğlum. Alkış diyoruz dayı. Ha söyle ya. Sağ olun var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bravo. Sağ olun. Vallahi bizim gruptan iyisiniz ha. Deneyim tabii. Hanımlar beyler, Caner Özyurtlu ve Nazmi Sinan Mıhçı Dayı Show alkışlıyoruz. Evet biz tabii ki Caner'le geçmişte de programlarımızda beraber çalıştık. Bir filmde beraber çalıştık. Harikulade bir oyuncudur. Nefis bir adamdır. Hakikaten medya içerisinde kendisini yenen yegane insanlardan biridir. Ama Sinan demek istiyorum. Sinan'la daha yeni tanıştık ve ben Dayı Show'a geldiğim zaman tanıştık. Bir kere tevazun, beni ağırlayışın harikuladeydi. Dayının arkasında çok uzun yıllar var. Hem senin kariyerin açısından hem senin kariyerin açısından ve yönetmeniniz Efe Hızır'ın kariyeri açısından aslında basit bir buluş, basit böyle dün fikri bulduk, bugün yaptık, oldu gibi bir şey değil. Uzun yıllar var. İstiyorsan Sinan çok mütevazı bir adam olduğu için biraz sen ondan söz et. Evet. Evet, Sinan'la çok yıllar önce tanıştık. O zaten biz tanışmadan önce de kukla oynatıyordu. Hatta senin seslendirdiğin beyin, bağırsak gibi şeyleri de Sinan oynatıyordu o sırada. Beyni sen mi oynatıyordun? Ben oynatıyordum ama ve oynattığım en zor kuklaydı senden kaynaklı olarak. Yani çünkü ben öyle bilmem ne çok biliyorduk o E'leri A'ları yerleştirelim diye. Çok komik, çok güzel seslendirmeler vardı. O reklam, hakkını vermek için yani böyle şey. Çok zarifsin ama o reklam kampanyasının beyin tabii çok anımsanıyor ama... O reklam kampanyasında çok karakter vardı. Çok. Fakat nedense ya en başarılı ben olduğum için ya da en yola gelir ben olduğum için ya da en iyi işbirliği yapan ben olduğum için yani kendime pay çıkarmak için söylemiyorum ama bir tek beyin kaldı. Evet, aynen ve sana da en zoru kaldı galiba. Ama çok yok ben çok keyif aldım. Sadece o harfleri vermek sizin hızınız yetişmek falan zordu ama çok keyifliydi. Öyle bir şeyimiz var. Bir kader bak bizi buraya getirdi yani şimdi. Evet, peki bu tevazu ne olacak? Yani şimdi ben dayıyla konuşurken, yani Sinan, Dayı Show'a geldiğim zaman da Gain'in stüdyosunda, şimdi izlediğim zaman güzel. Yani biz Muppet Show'a ya da başka kukla şovlara çok ses getirmiş işler ki dayı da çok sesi getirmiş bir iş. Bunlara bakıp da ulen bunları anlatanlar terliyorlar mı, iyiler mi, hastalar mı? Bu işin karşılığını alıyorlar mı filan diye düşünmüyoruz. Çünkü o kadar iyi olduğu takdirde o kadar güzel bir özdeşlik kuruyoruz ki evet. O kendi kendine oynuyormuş gibi. Fakat çok kolay görünüyor değil mi? Evet. Ama dayının arkasında Sinan var ve orada bir talk show masasında ben de kanepede oturuyorum. Hı-hı. Lütfen izleyiniz Gain'de. Hakikaten müthiş bir iş yapıyor. Orada gerçekten çok teşekkür ederiz sana. Evet, yani kukla kabarede de müthiş bir iş var. Sözünüzü kesmeyeceğim yok, birazdan. Yok. Sadece şu uvertürü bitirmek istiyorum. ve orada arada işte bir skeçe giriyorsunuz. Bir de evet. Daha önce çektiğiniz skeçler var. Onlar çok başarılı zaten. Sonra dönüp masanın üzerinden Sinan'a bakıyorum. Yerde iki büklüm bir adam var. Evet. Kanter içerisinde beni görmüyor.
kendi kuklasını ve beni bir monitörden görüyor. Evet. Ve altında kaygan bir düzenek var arada masada ilerleyebilmesi için. Ben hiç yapmam ama Beyazıt Öztürk'ün konuğa doğru şöyle bir sandalyeye kayması vardır. Onu da sanki yineleyerek yaptığı bir şey var. Ve hayran kaldım. Bir kere daha hayran kaldım harcadığı çabaya. Evet. Kanter içerisinde. Evet, acayip zor bir iş. Şey abi, çok zor bir şey yapıp da yine de bir komedi veya bir şey çıkmazsa o kanterin de çok bir anlamı yok. Yani ona değiyor ki yani güzel bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Bu arada çok teşekkür ediyoruz Caner de diyecekti. Yani ben sizin geldiğinize inanamadım ikinci şeye. Ben de. İki gece uyuyamadım zaten sizin adınızı duyunca. Yani kim gelirse gelsin Okan Bayülgen dedikten sonra çok... Evet öyle bir tanıtım da yaptın. Evet. Müteşekkirim. Evet. Tanıtımda da kim gelecek falan filan Okan Bayülgen falan gibi bir şey oldu. Abi, tanıtım da öyleydi. Özür dilerim böldüm ama. Lütfen efendim. Şöyle bir şey var. Bu benim ortaokuldan beri kurduğum bir hayaldi. Yani South Park'ı izlediğim andan beri. Kıskandığım şey şuydu yani ünlülerin birbiriyle inanılmaz dalga geçebilmesi ve Amerikalılar bunu ne kadar rahat sindiriyor ve ben bunun içinde olmak istiyorum diyordum ortaokuldan beri. Yani ben bu herkesin birbiriyle çok sert bir şekilde dalga geçtiği bir ortam yaratmak istedim. Türkiye'de gerçekten hep böyle bir hayalimiz oldu. Sinan'ın da öyle yani evet. Bu komediyi daha mainstream hale getirmek istedik. Aynen. Daha ana akım hale getirmek. Dekoru, müziği her şeyi annemin izleyebileceği gibi olsun. Ama sen geldiğinde de sana yüklenebilelim ve sen de bu oyunun evet. bir parçası ol. Evet. Ve senin gelmen ve o oyunun inanılmaz bir parçası evet. olman. Yani dayı evet, konseptinin abi. Altına girip hani bir persona gibi neredeyse. Yani onun altında ezilen bir adam gibi. Tam, evet öyle. Tam, bu elini unutmayacağız. Bu inanılmazdı. Formatı anlatmak zaten, için inanılmaz. Hayır yapılması gereken şey bu. Gereken o da yani. O yapılıyor mu sence? Ya şöyle yapılamıyor. Güncel bir örnek olarak söyleyeyim. Bizim alameti farikamız olan. Benim ve ekibimin uzun yıllardır beraber çalışan bir ekibiz biz. Yani şu anda yönetmenimden, prodüktörüme, menajerime, bütün çalışan arkadaşlarımıza kadar bizim ayıla bayıla yaptığımız, çok eğlendiğimiz medya arkası, klip arkası, şunun arkası, bunun arkası gibi bölümleri yapamıyoruz. Neden? Bugün... Küsüyorlar değil mi? Hayır küsmek değil. Pardon, dava açıyorlar. Dava açıyorlar. Dava açsın ya. Ben ona okuyayım. Küsmese ama iyiydi. Dava açmak şöyle. Yani biz o Türkiye'den aynen senin ve benim, senin, aynen sana katılarak söylüyorum. Bu şöhretlilerin birer porselen bebek, birer yaratılmış persona, birer buyurgan, saygı ben böyleyim, saygı gerekir. Gösterin filan. Demedi ama bu Türkiye'nin siyasetinden evet. şöhretlerine kadar aynı şey söz konusu bugün. Nedir ve bu ciddiyet? Medya arkasını yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Çünkü çok basit tanımlamalar yüzünden ben şu anda hala yargılanıyorum. Evet. Yani yargılanmak şöyle bir şey, başıma bir şey gelmeyecek ama... adliyeye gidip duruyorum. Evet. Adliyeye gidiyorum. Adliyede artık hakim dedi ki, yani beni tanımayan hakim bana dedi ki, ya Okan Bey, kusura bakma. Bunların avukatı yüzünden seni getiriyoruz. Yani bazı işlemleri yapmamız gerektiği için. Yani kusura bakma dedi yani. Seni bir daha getireceğiz dedi buraya dedi filan. Yani gidiyoruz ve bu davalar bitmiyor. Evet. Daha da fenası bir tane davadan, şimdi onlar da adil olmak zorundalar. Birileri diyor ki, İşte diyor ben diyor çok üzüldüm. İşlerim falan da yolundan çıktı. Kötü gitmeye başladı falan. Ya senin yaptığın kötü şarkılarla da biz çok üzülüyoruz. Ya evet tabii ki öyle. Hatta çok haklısın. Ve diyor ki şöyle oldu böyle oldu. Mahkemede bir adalet var. Mahkemede diyor ki sonra işte delillerle melillerle şöyle üzülmüştür, böyle perişan olmuştur. Kendisi aslında pek mühim bir şahıstı ama bu Okan yüzünden ne hale geldi filan yüzünden. Mahkemede diyor ki buna haydi bir ceza verelim. Hakim de diyor ki bunu da diyor yüzüne okumayalım, erteleyelim. Yalnız diyor bana bir daha yapma. Nasıl bir daha yapma? Ben bu programları yapıyorum. Bir daha yapmaz olur muyum? İki tane olursa
hapse giriyorsun. Ama ortam güzel, o iki gün girenler güzel yani. Ya ben evet, isterim ama o ekiple bir iki gün takılmak. Şöyle bir şey var. Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ve Seren Serengil sürekli birbirlerini hapse sokup duruyorlar. Beni oraya atın ya. Ben daha bir şeyim olur. Elimde kuklayla mı atarlar böyle odaya yanına? Öyle bir merhaba merhaba. Sen bir şey yapmayacaksın o sırada. Caner'i işaret edeceksin, evet. Ya da Efe Hızır'ı işaret edeceksin. Diyeceksin ki bunlar bana yaptırdı. Ben sadece tabii, kuklayı oynatıyorum. Yani, yani. Ama bu mesela bu medya arkası yapılamıyor şu çok, an. Çok saçma. Çünkü abi çok komik bir şey. Şimdi hakaret edilmiyor ya burada. Mesela ben yılların ya bu ülke hakikaten talk show getiren adama ağzın keçe gibi olmuş konuşmaktan. Demek komik bu. Çok. Komik yani bu. Yani bunun için benim ağzım keçe değil diyemezsin. Yani onun için dava açarsan garip garip şeyler olabilir. Hayır, yani. Hayır diyemezsin. Ve de bu bizim yani şimdi dayının kişiliğine bakalım. Dayının kişiliği bana müthiş bir mahalle abisi. Evet. Mahalle bitirimi ve bu kadar sevilmesinin nedeni de hakikaten yani Karadeniz bölgesinde ya da Doğu Anadolu'da ya da İç Anadolu'da ya da Akdeniz bölgesinde ya da İstanbul'da gideceğimiz herhangi bir mahallede bu dayı var. Evet. Var ve ona bayılıyoruz. Mahallenin genç çocuklarını da kollar, kızlara da laf attırmaz, fakir olana ama da yardım hata eder. Da yapar. Akşamları bir duble içkisini de içer. Ondan sonra yani buna daha kukla halinde ne kadar sofistike olabilir bir kukla. Kukla halinde bunu yedik ya. Yedik. Eyvallah. Buna bayıldık kukla ya. Kukla olduğu için de onu yapabiliyor işte. Evet abi. O çok güzel bir şey. Caner abiyle bunu konuştuk şeyde. Doğ sohbette de konuştuk. Ya bence Türkiye'nin en iyi kukla oyunu, kukla sanatçısı biraz ironik olarak söylüyorum. Huysuz Virgin Seyfi Dursunoğlu'ydu. Yani evet. O yarattığı persona kadar kuvvetli bir şey. Bir de Bahar Candan var. Bir de Bahar Candan'la konuşacağız abi. Fakat benim olayım Bahar şu abi. Bahar Candan da. Onu şey, özel evet. Konuşacağız abi. Evet. Fakat abi kimse Huysuz kadar böyle yetenekli persona yaratamadığı için o zaman bir enstrüman aldın ve onu çok iyi ama çok iyi teknikle oynatıp onu enstrüman haline getirdikten sonra bir persona yaratıyorsun. Evet. Çünkü kukla bambaşka bir şey. Ben belki bunları sana söylerken senin de sinirin bozulup ofansifleşebilecek peluş ve ondan bunları duymak ve her şeyi söyleyebiliyor. Hatta yani biz böyle bir toplantılarda örnek veriyordu. Ben kuklayla toplantılara gidince şey diyordum. O zaman da sen işte kanalın parasıyla yazlık alıyorsun falan diyordum. Gülüyorlardı. Şimdi ama ben, elinde kukla yok. Evet. Sesini çekerek şey diyebiliyorum. Aa, İnsanların evet. Duyduğu en ağır şeyleri bu şekilde söylüyor. Şimdi şey şaka yapılmaz. Ve gülüyorlar. Kanal yani. Sahibine oradaki ama kanalın müdürüne yani. Ya kanalın parasıyla yazlık aldınız size deyince gülünmez. Ama kanalın parasıyla yazlık aldığınız için gülüyorlar. Yani elinde kukla da yok dediği gibi evet, yani böyle. Garip bir böyle gibi. Bir avantaj veriyor abi ve çok bunu çok kullanmak istiyoruz. Gidebileceğimiz yere kadar. Ofansif olarak. Mesela biz Sinan'la bunun ilk pilotunu 10 yıl önce çektik diyebiliriz çektik. Değil mi neredeyse? Evet, o amca kuklası. Çok benzer ve biz 10 yıl bunu satmaya çalıştık. Yani neler geldi başımıza? Yani neler? Ya, meteor düştü neredeyse. Meteor düşmedi bir tek. Yani gerçekten, gerçekten. Artık en son bir imza attık. Sinan bana dedi ki 2011. Evet, dedi tamam. Ki abi oldu mu? Akrabalarımı arayabiliyor muyum dedi. İşim var abi para kazanıyorum diyebilirim. Ben imza attım dedim Sinan. Yani oraya UFO düşmesi lazım o kanala. Ertesi gün kanala TMSF el koydu. Düştü, evet. Bunu izledim. Ertesi senin, gün. Senin YouTube kanalında onlar çok güzel sohbetler. Loş sohbet. Evet. Doğru mu söylüyorum doğru, seni? Doğru evet çok loş sohbette ederim. Hakikaten o da senin yaptığında her türlü pırıltıdan. Şey bir şey yapmak istiyorum orada evet. Evet. Uzak. Da, raw. Evet. Ya, evet. Yani, doğru doğru. Evet. Yani. Hakikaten bir takım sahte ve başka türlü pırıltılardan arındırılmış çok direkt ve güzel bir şey o yaptım ve oradaki sohbetiniz çok değerli. Ben izledim onu sonuna kadar ve müthişti, müthişti yani. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani. Senden duymak yani enteresan. Caner'i ben çok seviyorum abi. Şundan kaynaklı, şeyden değil. Yani bu işe destek verdi. Yapımcı olarak değil. Ya Caner bu işte hep şey yaklaşan adam. Kendi de bana çok değerli önerilerle gelip yani yapımcılığı çok arka planda olan bir adam böyle. Çok hakikaten ondan ilham alıyorum. Yapımcı olarak buraya oturmak zaten saçma aslında. Hani biz böyle bir heyecanı beraber paylaşalım gibi. Evet. Yani dayı aslında kukla kabare de başladı. Ben orada yokum. Evet. Biz evet. Şovu beraber ama siz Caner güldüğünü söyleyince ben ama o zaman heyecanlandım. Ama şöyle galiba yani benim senin Loş Sohbet'te dinlediğim kadarıyla siz berabersiniz sonra araya bir dönem giriyor. Evet. Çünkü o araya dönemin girmesi siz beraber bayağı bir çabalayıp sonra hiçbir şey yapmadınız. Sırt üstü yatıyorsunuz yani. Abi ben umutsuzum dedim ben ya. Yani. Ha, evet evet bunu söylüyorsun. Yani yapmayalım hani evet, senin de kariyerine evet. Yazık benim de kariyerime yazık. Deniyoruz deniyoruz olmuyor yani ve
bir ara verdik. O arada adam patladı. Sağ ol. Bir benim şeyimi bırakınca veda abi kırıldı. Peki Sinan, buyur senden abi. Biraz Caner'i dinlemek isterim. Çünkü tabii, Caner de... Hemen anlatırım abi. Çünkü Caner de hem tanınan bir oyuncu olmak, evet, hem de bir taraftan bir medya insanı olarak çok ilginç bir, evet, kişilik. Aslında bir persona yaratmıyor. Hiç. Kendisi o persona. Çok acayip gördüm. Zaten tek adam yani zannediyordum. Çok farklı şekillerde çalıştık biz seninle birlikte. Evet. Ya yani evet, mesela 15 senedir. Sınav filminde yani dedim ki bu inanılmaz. Hakikaten öyle. İnanılmaz bir olan. Yani ve oradan belki herkesin kabul ettiği bir düz çizgisi olabilirdi. Yani neydi o düz çizgi? İşte bu filmde de oynadım, bu filmde de oynayacağım, şimdi bu dizide oynayacağım, buna gireceğim falan, böyle bir düz çizgi. Evet. Ha şu geldi başıma, bu geldi, bilmem ne falan. Öyle değil. Aslında entelektüel, çok arayış içerisinde, çok deniyor. Çok yetenekli. Ve çok yetenekli. Bir yandan da yok mesela, olmak istedim şu anda. Yok yok, dur daha ben, ya, evet, ben de yani gireceğim. Bunları duyacaksın. Evet. Ve benim programda beraber çalıştığımız zaman da mesela ben hep dönüp geriye baktığım zaman Caner'e yeteri kadar vakit ayıramamakla suçluyorum kendimi. Çünkü o sırada eğer tabii ki eğer o bir tiyatro işi olsaydı, bir piyes olsaydı ya da diyelim ki bir sinema filmi olsaydı o vakti elde edebilirdik. Abi ama ben çok kötüydüm bir de ya. Hayır sen kötü bana değil. Çok güvendin. Sınavda dedi ki Caner gel skeçlerde öyle. Abi ben öyle biri değilim. Ben çok utangacım falan anlatmaya çalışıyorum. Okan hayır çok iyi olacak falan dedi. Geldim ve çok kötüydüm abi. Değildin. Çok kötüydüm sadece, yani. Sadece vakit ayıramadığımız bir şeydi. Çünkü televizyon programı genelde hep şöyle gerçekleşiyordu. Yani ben bunu çok kişiyle yaşadım. Mesela Nihal Yalçın'ın, evet, yarattığı kişilikler müthişti. Ama evet, biliyor musun ki Nihal program başladıktan sonra 4 bölüm, 4 hafta boyunca sahnenin, ya sahne diye bir şey yok tabii ya, bir perde de yok ama kameraların önüne geçmek için 4 hafta boyunca benden işaret beklemiştir ve 4 hafta boyunca sokmadım onu sahneye. Ben ve de bekledim 2 hafta falan. Sen de bekledin. Yani orada da... Sokunca pişman oldun ama zaten. Hayır. Ama orada bir şey vardır yani. Evet ilk bölümde olsa çok kötü geçer. İkinci bölümde ama 3-4 falan deyince orada bekleyen bir tip var. Şimdi çağıracak. Ve sonra öyle bir birikim oluyor ki hakikaten oluyor. Ben birçok kişiyle ilgili o dönemde dönüp kendimi sorguluyorum. Keşke yeteri kadar vakit ayırsaydım diye. Ama bu belli olmaz. Mesela bir kişilik yaratırsın, olmaz. Bir başka kişilik yaratılır, olur. Ama Caner onların A ya da B'nin arkasında olabilirdi, onu bilmiyoruz. Benim de kendimi hiç tanıyamadığım bir dönemde o. Yani oyuncu olmak istediğimi zannediyordum ama aslında istemediğimi çok sonra anladım falan. Hani oralarda beni aslında uyandıran da bir yer oldu. Ben bunu yapamayacağım dediğim yerlerden biri oldu. Oyunculuğu sen böyle Kenny Reeves falan gibi bir herifsin. Böyle tipler vardır dünya tiyatrosunda ve sinemasında. Yani sürekli... kendisiyle... Ama yapmıyorum ki. Kenny Reeves yapıyor. Adam John Wick yani. İşte sen Kenny Reeves'in farkında değil misin? Kenny Reeves'in kariyeri aslında ne kadar boş. Hep aynı rolü oynuyor gibi. Evet. Evet. Ve ne kadar boş. Ama biz aslında Kenny Reeves eğer bir personaysa o. Kenny Reeves personasını sürekli biliyorsun. İşte Twitter fotoğraflarında, Instagram fotoğraflarında ya da haberlerde metroda tanıyoruz. Evet. Metroda bir Kenny Reeves. O kadar mütevazı ki belki herifin evine yakın bir metro istasyonu var. Bilmiyoruz fakat... ya da yani, PR'cısı diyor haftada iki kere benim çekeyim seni. Belki de. Bir de şeyi var. Bir evet, grubu var. Müzik grubu var. Orada bas çalıyor hatırladığım kadarıyla. Bilmiyorum doğru mu hatırlıyorum. Ne? Ve orada da 50 kişinin geldiği falan. İlk başta çok uzun yıllar önce öyleydi. Matrix öncesi falan. 50 kişinin geldiği küçük bar konserleri falan veriyor. Ve hepimiz böyle şey oluyoruz. Hiç şeye benzemiyor. Ne öbür fırlatmanın adı? Hayır, yani Leonardo'ya falan hiç benzemiyor. O kadar şey ki ay o kadar şey. Çünkü kötü oyuncu yani. Hani kim? Kenny Reeves iyi oyuncu mu? Kenny Reeves iyi oyuncu. Nasıl iyi Leonardo oyuncu ya? Kötü oyuncu. Aa. Vallahi mi ya? Yok canım. Niye bu kadar ciddi şey? Ciddi yani Kenny Reeves'e, Leonardo'yu Kenny Reeves'e sarı çiyan ayol. Kenafir gözlü.
Yani ne gözlü? Kenafir gözlü. Kenafir gözlü. Bak biz çok iyi anlaşıyoruz. Hemen biliyoruz arkadaşlar olarak. Zevklerimiz farklı olabilir. Evet. Ya nasıl Leonardo? Kenarısı nasıl? Ya Leonardo Martin Scorsese filmlerinde falan bayağı şov yapıyor. Kenarısı... Martin Scorsese'nin yaşlanmış ve daha az gözleri daha az gördüğü için onu beğeniyor olabilir ama yani. Olabilir. Ay, evet. Sarı çıyana yok. Sarı ben severim falan gerekirse. Ya bak böyle abi şey... abi, ya Caner kadar merakını açıktan yaşayan başka bir adam yok abi. Bizim aklımızda merak var ama dur diyoruz. Onu bir olgunlaştırma. Merak gelir gelmez şöyle gerizekalıca bir şey yapalım mı diye kamuoyunu açıklayabiliyor. Ve bunun içinde bayağı bir para dökelim mi? Çünkü onu merak ediyor ve çok açıktan yaşıyor abi. Çok çok saf ve doğal bir adam. İyi bir adam bir kere. Enteresan anlar yaşıyorum. Sanki benim hani bir jübile programım gibi. Ve ilkokul öğretmeni... Öyle bir şey olabilir mi canım ya? Caner'e teşekkür ediyorum. Şey çağıralım mı? İlkokul öğretmenini. Oradan. Evet. İşini çekiyoruz artık. Gerçekten teşekkür ederim. Ama acaba kabarede yani burada gerçek bir adult show mu yapsak? Ya gerçekten adult bir şeyler yapalım ne olur ya. Ne olur. Ben çok adult bir şey yapmak istiyorum. Hayır. Yavlarım. Hayır şey gibi yani... dayı ve dansçılar filan gibi. Kadın olur abi. Ha? Dayı ve dansçılar. Ya dünyada olmayan bir şey ama adult saat yani müzik yasağı da bitince. Bitince inşallah huzurlu pandemiden huzurlu bir döneme geçtiğimizde saat 24'te başlayacak ama çocuklar için diye başlayacak. Çok iyi. Zaten ona dair bir şey yapıyoruz. Kukla kabarede ölüm, porno vesaireyi de örneklediğimiz vesaire bir sürü çocuk dersi veriyoruz. Ya derdimiz ya kukla... biraz trash olduğu böyle şeyi genişletmek yani. Ne deniyordu ona? Ne de bilmiyorum. İngilizce bir şey mi? Bir arkadaş evet, bulayım. Yani sınırlarını, insanların komedi sınırlarını biraz yukarı çekmek istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Çok alıngan. Biz de yani bir iş yaptık. Bir yönetmenle ilgili bir şaka yapmıştım. Ha. Beni aradı seni dava atacağım. Efendim lütfen çok severim ben. Gerginlik çok severim. Oraya gururla gelirim. Ama o bölümü kaldırmam yani. Bu bölümü kaldır diyor. Kaldırmayacağım dedim. Dava aç lütfen mahkemede görüşelim. Çünkü ben video kaldırmam YouTube'dan sen istedin diye. Nefret ediyorum bundan. Artık hep beraber şunu genişletelim lütfen ya. Sen ama zaten yıllarca bunu ama yaptın. Ama olmayacak yani bu. Niye olmuyor yani? Çünkü politically correct dünya bütün dünyanın artık üzerinde anlaştığı politically correct dünya. Biz öleceğiz ve bizden sonra belki bunlar dönüp Matrix filmi gibi bir yerde hata ettik. Tekrar start edelim, tekrar yeniden başlatalım diyecekler. Çünkü şeyle ilgili Lenny Bruce, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en büyük stand-upçısı olarak tanınıyor. Ve 60'lı yıllarda kendi kendini yok etmek zorunda kaldı ki uyuşturucu, alkol ve hastalıklarla ve Amerika'da en çok yargılanmış gösteri adamı ve son gösterilerinde de mahkeme kararlarını işte savcıya karşı neler anlattığını, avukatıyla ne yaptığını filan anlatmaya başladı. Delirdi, kimse gösterilerine gitmez oldu. Bu yeni okuduğum yazıda diyor ki Lenny Bruce'un politically correct olana karşı çıkışı yani o sırada sahnede cinsel espriler yapılabileceği, kimi dokunulmaz siyasilerle ilgili espriler yapılabileceği ya da kimi dokunulmazlarla ilgili şakalar yapılabileceği onun başına hep bela açtı çünkü gitti yargılandı. Ama bugün bütün seyirci Lenny Bruce'un yargıçları gibi davranıyor. Yani dolayısıyla yargıçlar 1'di 5'ti Lenny Bruce döneminde şimdi milyonlarca. Evet. Şu andaki politically correct dünyanın sonuçlarını görüyoruz aslında. Ama Ricky Gervais de diyor ya yani neyin şakası yapılabilir. Ama Ricky Gervais çok özel bir örnek onu da gömecekler yakında. Şöyle yollarını bulacağız mesela atıyorum kanserli bir kukla fikrim var benim. Abi perişan ederler seni. Yok bir şansım var kukla olduğu için abi. Deneyeceğiz. Evet yani bir şansım var. Çünkü kuklanın böyle bir alanı var. Bunu gördüm. Yani şu da kolay bir şey değildi. Bir çocuk programının içinde hakikaten kukla kabarede yaptıklarımız çok sert bir şeydi ama bir tane linçlemedik daha bugüne kadar. Ki çok sert şeyler yaptık. Ya benim dileğim şu. bütün bu modalar Amerika Birleşik Devletleri'nden başlıyor. Daha sonra kültürleri çok daha derin
köklere inen büyük şairler, büyük yazarlar, büyük sinemacılar, büyük ressamlar üretmiş kıta Avrupa'sına ve hatta Rusya'ya ve hatta doğuda, uzak doğuya yayılıyor. Evet. Amerika'dan yayılıyor. Yani kültürü derin olmayan Amerika'dan kültürü çok derin, alegoride, sarkastik olmakta, satirik olmakta, mizahta ve dramda çok derin romanları, edebiyatı, müziği, her şeyi olan Avrupa'ya yayılıyor. Avrupalılar büyük bir geri zekalılıkla Amerika'dan yayılan bu politikli korrekt dalgayı kabul ediyorlar. Ama ortada ölsem de bitsem de memleketimi çok sevmeme neden olan bir Türk mizacı var. Türk mizacı ya da Anadolu mizacı diyelim. Yani inançların Anadolu usulü yaşanması, davranışların, saygının, sevginin falan filan. Bu da yıllarca kendi programlarımda iddia ettiğim bir mahalle kıraathanesinde ya da bir köy kıraathanesinde bize doğru gelen topala topal, tabii, evet, çoluğa çolak, rengi biraz koyu olana Arap, evet, gözlük takana kör, karısının aldattığına boynuzlu, bilmem niye bilmem ne denir ve bunlar ateş etmeleri gerekirken dava da açmazlar. Ha, kendi öyle kullanır. Ama hangisi senin doğrusu? Biz biliyor muyuz bunu? Ben bunun doğru olduğunu, aha, biliyorum. Çünkü barış içinde yaşamak denen şey aslında ırk, din, kutsallar, bunlara gerçekten hakaret etmeden, gerçekten dokunmadan, hı hı, ama bir yandan da adres belirterek davranmak. Yani ona kör dediği gibi Urfalı ya da Urfalı diyor. Trabzonlu ya da, evet, Laz diyor. Ama dikkat et, herkes İstanbulluya küfrediyor. Çünkü diğerinin nerede tepesinin atacağını çok iyi bildiği için, bu konuda çok bilinçli ve kültürlü olduğu için ona bir şey söylemiyor. Yani sen İstanbul'da İstanbullulara istediğin kadar küfredebilirsin. Ama hiçbir şekilde bir Ofluya, evet, bir, evet, Sivaslıya, bir Kayserliye, bir başka şehrin vatandaşına ya toplumsal olarak avantajlı konumda ama bak, görünen kişiye laf edebilirsin. Evet, ama bak, herkesin bu arada kültür nasıl yayılmış? Aslında şaka yapıyorsun, aslında tanımlıyorsun, kategorize ediyorsun güya. Tabii. Ama tepesinin nerede atacağını biliyorsun. Bu nedir? Bu kültürdür abi. Ya ben dengeden yanayım. Yani dengeli i̇şte olmaktan denge değil ama. Ha. Dengeli olmaktan yana değilim. Toplumun kendi içinde dengesini, yani o kadar çok çok ağır bir şekilde geleneğini, örfünü, adetini tutunmuş insan var ki, çok tutunmuş. Evet. Benim de o yüzden kopmam gerekiyor denge sağlansın yanım. Benim inanılmaz saçma şeyleri savunmam gerekiyor. Ama mizah gerekiyor. Bunu yapıyor. Mizah görevim bu. Yapıyor. Yani benim ya saçmalamam, yardırmam gerekiyor. Tabii ortada öyle buluşmamız için. Evet, ama o zaman da toplum sana şöyle davranacak. Gıcık oluyor. Olsun. Evet, hayır, gıcık olabilir. Hayır, ama şunu yapması lazım. Yani bu da benim ailemin, evet, ya bu sonuçta benim komşumun çocuğu, diğer komşumun arkadaşı, bizim buralarda dolaşan çocuk. Ben de bunu hesaba, bak, saygı duymaktan bahsetmiyorum. Hı. Hesaba katıyorum, benden olduğunu biliyorum. Bana böyle ilginç yaklaşımlarla geliyor, bir dinleyeyim bakayım. Buna güldüm ayol, nasıl oldu? Sen bunu yaptın zaten. Ben bunu yaptım. Yıllarca, evet, yani. Evet. Ve... evet, ama artık yapamıyorum. Evet. Çünkü yeni gelen, alınmayı hak etmeyen alınganlar, ya bazı adam da alınmayı hak eder. Yani gelmiştir kariyerinin zirvesine, sen ona aptalca bir şaka yapıyorsundur. Yapmamalısındır aslında, o da alınabilir. Ama daha hiçbir şey yapmamış. Evet, ama beni zedelediniz diye bir tip geliyor. Ya o da zedelenmeyi seviyor. Sen de ona geber demek istiyorsun. Evet. Yani. Hayır, ben mesela zedelenmeyi seviyor. Evet. Öyle insanlar var. İlkokulda da vardır ya, bir şey dersi, o bir kişi zedelenir hep yani. Öyle insanlar var. Yapacak bir şey yok. Ben mesela YouTube'da kimim ben? YouTuber bilmem ne. Kimse tanıyor. Kimse senin yanında karşılaştırmıyor. Ama bir talk show ile ilgili bir laf sokulacaksa ben hep sana sokuyorum. Okan Bayılgen gibi mi yapayım diyorum. Kötü bir
film örneği vereceksem hep Cem Yılmaz diyorum. Çünkü taktik ediyorsun aslında. Çünkü provokasyon seviyorum yani. Ya hani evet. Yoksa küçücük örnekler vereceksem ne anlamı var? Seyirci çok sinirleniyor. Sen kimsin Cem Yılmaz, Okan Bayülgen'e laf ediyorsun falan. Altta deliriyorlar. O kadar hoşuma gidiyor ki. Sen mesela bunu umursamıyorsun. Çünkü evet. Bu mükemmel bir şey. Bu çok zevkli bir şey. Evet ama zaten öyle olmalıyız yani. Saygısızlık mı bu sence? Değil bence yani. Sence deyip bence hayır. Dedim ama. Yani içinden çıkamayız. Evet. İçinden çıkamayız. Evet, yapılacak evet. Şey yok. Daha uzun tartışılabilecek. Ama yani hayır, zaten dertlerimizi paylaşıyor gibi bir duruma geldik şu anda. ama bence iş çok iyi. Çok genişleyebilir. Bu adama ne yapabileceksek C ve D vitamini mi yükleyeceğiz? Evet, eyvallah. Yaşlı adama. Ben de ne olur kendine iyi bak. Dayının yani. Nimetlerinden kim yararlanacak? Sen mi? Hep beraber. Caner mi? Efe mi? Hep beraber olmaz. Abi. Bazı tekil şeyler de var. Bakacağız abi. Ha, onları da hep beraber yapıyorsanız diyeceğim bir biz şey yok her ama. Her şey hep beraber. Biz abi Zeki Metin olmaya karar verdik Caner'le. Yani abi bilmiyorum ya çok standart bir şey şöyle, bu. Para kısmı çok sonradan şöyle bir takılmıyor. Şey, Kukla Kabare'de başka bir mizah dönüyor ama bu talk show'da Caner'ler olmasaydı bu hale gelemezdi. Çok büyük emekleri var. Gerçekten öyle. Bu arada bu ikimizin de Gözde Akpınar'ın fikriydi. Evet. Yani biz çok reddettik. Biz çok reddettik. Çok. Günlerce Gözde reddettik. Akpınar ısrarcı mı oldu? Çok ısrarcı. Biz Sinan'la başka bir çok saçma, ofensif böyle bir Türk aile babasının saçma sapan yanlış, bir babanın ezilmiş kayınpederi yanlış, herkes, yanlış bir evliliğin içindeki bir adamın kukla. Bir adamı kukla ve geri kalan herkesi gerçek olduğu bir dizi yazıyorduk aslında ve bunu Gözde Akpınar'a anlatmıştık. O dedi ki bunu boş verin dayıyı talk show yapalım. Biz olmaz hayır hayır dedik, bu diziyi yapmak istiyoruz falan. Dedik. Bu ofansif. Demek iyi bir vizyoner. Evet biz de şu anda o iyi oldu evet, ya nasıl iyi oldu filan modunda. Ama teslimi sizdin. Yani oynuyor. Evet. Peki harikulade alkışlıyoruz Sinan ve Caner'i. Hanımlar beyler, Burcu Görek ve Dilara Gül geliyor alkışlarımızla. Harikulade. Sizi bekliyordum çünkü sevgili hoca Tamer Levent'in yönettiği Uyandığımda Sesim Yoktu oyununu çok merak ediyorum. Fakat her ne hikmetse hep denk geliyoruz. Yani aynı anda ya bizim bir turnemiz ya da burada Dada Kabare'de, Mecliyeköy'de bir oyunumuz oluyor. Siz bir oyuncu değişikliği yaptınız. Dilara sen başka bir oyuncunun yerine geldin. Evet. Neden ve kim? Dilşat Çelebi. Biz Burcu ve Dilşat'la Çıplak Vatandaşlar oyununda tanışmıştık zaten. O Çıplak Vatandaşlar'ın provalarında Burcu ve Dilşat bunun provasını yapıyordu ve hep şey diyordum. Birinizin ayağını kaydıracağım ve bir gün ben oynayacağım diyordum. Ama güzel bir kaydırma oldu. Dilşat hamile. Dilşat'ı sen mi hamile bıraktın? Yani birazcık. Ben değil tabii de. Evet. Yani Samet'e yardımcı oldum galiba. Ama tiyatro böyle galiba. İlerler. Ben de birçok rolü ayağını kıran, bacağını kıran oyuncular sayesinde aldım. Ben onları topal bırakmadığım halde. Ama böyledir hayat. Evet, peki afiş fotoğrafı da. Çok güzel fotoğraflarınız. Fotoğraflarınızı çeken fotoğrafçı da. Yani sizin de bayağı fotoğrafınızı evet. Çekti. Fethi Karaduman. Fethi Karaduman harikulade bir fotoğrafçı. Evet. Ve özellikle bir küvet fotoğrafı var. Çok güzel bunu. Evet. Çok güzel fotoğraf. Yani hakikaten oyunlarının tanıtımını da profesyonelce, profesyonel bir fotoğrafçıyla hakikaten güzel hazırlanmış bir fotoğrafla tanıtımlarını yapıyorlar. Çok güzel ve bu seninle çekilen fotoğraf. Eski fotoğraflar da güzeldi. Evet. Ha? Bu da yenisi. Bu da yenisi. Evet ama aynısı yani yine benzerleri orada. Evet. Evet. Peki Tamer Levent Hoca da çok önemli tabii ki. Yani tabii siz ki. Dörtbaşı Mamur bir işle çıktınız. Yakın tarihte Kadıköy'de Özgürlük Parkı'nda oynadınız. Tabii. Hem açık havada oynuyorsunuz hem kapalı tiyatroda oynuyorsunuz. Nerede oynuyorsunuz? Şimdi bu hafta hemen bir tiyatroda oynayacağız. İşte Kadıköy tarafında oynayacağız. Bizim yayınımızın tarihiyle denk gelmeyebilir ama ama hep geziyorsunuz, oyunu götürüyorsunuz. Tabii tabii, oyunu hani bilindik tiyatrolarla birlikte hani yani bazı büyük tiyatroların küçük sahnelerinde de oynuyoruz. Ya da işte neresi müsaitse ama birçok sahne bizi davet ettiği için şu anda biz aslında şimdi bir Arnavutluğa Festivali gideceğiz. Uluslararası Tiyatro Festivali. Arnavutluğa? Evet. Hmm. Oradan dönüşte biraz daha programımızı sıklaştıracağız.
Peki biraz yazardan da bahsedelim ve oyunun içeriğinden bahsedelim lütfen. Tabii. Yani ben hani oyunu şeyde izlemiştim. Fringe Festivali'nde izlemiştim Edinburgh'ta. Ve zaten yazar iki kadın aynı zamanda oynuyordu oyunu. Emin Osbaken ve Nora Sadawa. Kanadalı iki kadın. Onlar çok iyi arkadaşlarmış. Aynı zamanda Kota Ankota Kolektif'in Kanada'daki kurucularlar. İşte orada fiziksel tiyatro çalışıyorlar falan. Bu oyunu yazabilmek için böyle iki sene konuştuklarını işte damıtıyorlar. Yani başlarından geçenler, bir kadın olarak işte yaşadıkları ya da bazı hayatla bir takım problemleri olan kadınların, hani Sylvia Plath, işte Anne Sexton gibi kadınlardan da etkilenerek şey yapmışlar. Hani bu bütün yaşadıklarını damıtarak aynı zamanda müzisyen de oldukları için kendileri şey yapıyorlar. İşte müziklerini yazıyorlar. Akapella var oyunda. İşte fiziksel tiyatro kullanıyorlar ve yazdıklarını da oynuyorlar. Bir saatlik bir oyun haline getiriyorlar. Ve bütün dünyada işte oynanmaya devam ediyor. Şimdi yeni bir reji Romanya'da yapıldı. O da çok ilginç. İşte biz oynadık Türkiye'de. Başka ülkelerde de farklı gruplar oynuyor. Ve herkes kendi tarafından ele alıyor. Yani onlar da mesela bizim afişte küvette su içinde görünce falan çok şaşırmışlardı. Çünkü onlar hani küveti hiç sulu kullanmamışlar. Biz oyunda küveti sulu kullanmıyoruz ama işte afiş fotoğrafında Fethi böyle bir şey yapınca onların da çok kafası böyle, aa ne güzelmiş ya küvette su falan olunca diye şey yaptılar. Yani hoşlarına gitti. Her ülke kendine göre. İşte Romanya şu anda çok acayip bir şey yapmış. Ben de mesela onu çok merak ben ediyorum. Ben de çok merak ediyorum onu gerçekten. Yani Romanlar daha nasıl bir rejili. Galiba. Daha cesur. Onlar mesela sahnede sadece iç çamaşırıyla oynuyorlar. Bizim asıl yaratıcılar mayo ile oynuyordu. Biz de böyle mayodan arası. Bozma arası böyle bir şeyle oynuyoruz. Hani elbise gibi bir şeyle İç oynuyoruz. İç kombinezon gibi bir şey. Ki evet. Bizim elbise de şeyden çıkma, Şira'dan. Hani Şira karakterinin bir elbisesi vardır ya, biraz altında şort gibi, üstüne de bir etek. İşte yani karakterler zaten bunlara da değiniyor. Annem işte bir tam bir Şira'ydı, Zeyna'ydı, Jandark'tı falan diye ta şeylere de, böyle kadın kahramanlara da değiniyor oyunda. Biraz da oradan bir çıkış olarak Şira kostümü kullandık. Peki bu seyirci olarak izlediğimizde bizi duygulandıracak bir oyun mu? Entelektüel bir oyun olmaya daha mı yakın? Bir takım izlerken çatışmalar yaşayacağımız ya da şoke olacağımız bir oyun mu? Bizi sarsalayacak bir oyun mu? Yoksa sadece güzel edebiyattan bir damak zevki mi duyacağız? Nasıl yorumluyorsun? Yani her konuda hem şaşırabileceğimiz hem entelektüel tarafına yatkın bir oyun. Ama yani o kadar bizden bir oyun ki, yani birçok kadının ve birçok erkeğin dikkatini çekecek ve aslında her gün yaşadığımız şeyleri bir saatlik bir şeye sığdırmışlar. Hı. Ve izledikçe gerçekten görüyorsun, diyorsun ki, oynarken de izlerken de aynı şekilde defalarca izlediğim için onu. Aynısı bende de var. Yani seyirci izlerken katiyen gülmüyor. Biz böyle bayağı aslında şey oluyoruz. Sözünü balla keseyim. Yani bizim premierde çok fazla bir gülme tepkisi geldi. Tamer abi de aslında bazı yerleri hani komedi şey yapmak istedi. Çok dramatik ele almak istemedi. Ve premierde aşırı böyle bir gülme tepkileri yaşandı. Sonra premier sonrası biraz bunlar kesilmeye başladı. Biz de şey yaptık. Ya bir şeyler ters mi gidiyor? İkinci oyun mesela felaket böyle, biz üzgünüz. Kimse gülmedi. Niye gülmediniz? Dişimi yanlış yaptık falan. Abi tam şurada gülünüyordu. Siz niye gülmediniz falan diye böyle arkadaşlarımızı zorluyoruz, sıkıştırıyoruz falan. Şey diyorlar millet. Yani ne bileyim, güldük işte. Hani sırıttık. Ne yapsaydık falan diyorlar. Yani biraz değişiyor bazen. Kimisi diyor geldim çok ağladım. Hani kimisi diyor kendimi zor tuttum gülmemekten. Yani kimse şey yapmıyordu. Gülmüyor diye ben içim için güldüm falan diyor. O biraz değişken aslında. Yani çünkü bazıları da bana göre değildi diyor mesela. Kimisi de ikinciye izleyeceğim diyor. Evet. Mesela ailem benim ikinciye izledi. Birini izlemişlerdi canlı. İkincisini dijitalde seyrettiler. Annem şey dedi mesela, ha şimdi daha iyi anladım falan dedi. Hmm. Evet. Peki bu arada tamam, bu çok güzel ürünü son dönem tiyatromuzun. Ama bir yandan da Çıplak Vatandaşlar var. Ne oldu akıbeti? Çıplak Vatandaşlar büyük prodüksiyon tabii, çünkü. Tabii, evet. Bayağı büyük. Ne olacak peki? Yani Cansel de böyle bir şeyin içine girerek bence çok cesur bir hareket etti. Ben Cansel'e teklif ettim. Dedim ki burada bizim Dada Kabare'de oynayalım. Fakat oyun büyük bir oyun. Tabii. Evet, ve büyük bir dekoru var. Evet. Bizim bu küçük sahnemizde olabilecek gibi bir şey değil. Ve sonra dedim ki
Yani bir de tabii ki bütün bu büyük kadro yövmiyelenecekler. Hmm. Her ne kadar mütevazı rakamlar olsa da tiyatro yövmiyeleri ama yövmiyelenecekler. Ve büyük bir alana ihtiyaç var filan. Acaba dedim sen oyunu hem dekor açısından hem kast açısından küçültmek ister misin? Düşünmedi bile. Yani kendi oyununa da çok sadık. Acaba biz böyle işte büyük bir yerde mesela diyelim ki işte Unique gibi ya da Zorlu Performans gibi bir yerde sahneleneceğine daha küçük. Çünkü çok güzel oyun ve çok güzel oynuyorsunuz. Acaba küçülse daha sıklıkla oynanıp acaba geçimi sağlanabilir mi oyunun diyerekten düşünmedi bile. Evet, ya düşünmedi bile derken kötü anlamda değil. Teklife memnun oldu da yapılamaz gibi yani, geldi ona. Ya hep ya hiç gibi baktı sanırım. Evet. O yüzden ve işte dekorun bile dediğin gibi yani küçülmesini istemedi. Bazı sahnelere sığamadık, bazı turnelere gidemedik o yüzden. Yarın dekorla falan oynadık. Bazı şeyleri takmadan oynadık. Ama bayağı. Onu bile yani evet. Çok diretti. Hepsini istedik. 15-20 metre büyüklüğünde bir fabrika. Haklı. Sizinle gurur duyuyorum. Neden? Çünkü bir yandan önemli bir müzikli oyunun Çıplak Vatandaşlar gibi parçası olarak bir taraftan hakikaten memlekete yakışır şık ve entelektüel bir oyunun bir parçası olarak kadın olarak oyuncu olarak müthiş mücadele veriyorsunuz ve o açıdan sizi yegane görüyorum, sizle gurur duyuyorum. Oyunu da en kısa zamanda izleyeceğiz inşallah. Tabii. Yani biz işte sahnelerdeyiz. Herkes de bekleriz sizden. Bunların da tevazusu uykucu. Sen de farkındaysan evet. Bunların da tevazusu beni bitiriyor. Yani insan... Tevazılar işte. Tevazı. Mütevazı. Evet, mütevazı. Yani çok teşekkür ederim. Musu bile yok. Tevazılar bunlar sadece. Ben kendime diyorum. Kendime daha geçiyorum. İşte. Ne yapalım yani? Harikulade. Yaptık işte. Evet, yaptık. Evet. Tamam. Ne anlatalım? Ne anlatalım? Prova süresi var. Bitti, tamam. 25 provada oyun çıkarttık. Öyle söyleyeyim. Ya şimdi inşaatta biz 90 gün falan çalıştık. Hani akapella var. İşte fiziksel tiyatro var. Bir de akapella çok zor ya. Hayatımın en zor dakikaları. Nedir bu akapella'daki zorluğu anlatışınız? Ne var ulan akapella'da? Ne varmış akapella'da? Biz yani... Okan Bayülgen'le 11 gün çalışıp oyuna çıkıyoruz. Ben de güzel. Daha Tamer abi de daha böyle uzun sürüyor. Tamer abi içine Brechtian koyuyor. Karşı abi canım Tamer abi. Tamer abi. Evet hepsi var. Büyük oyuncu, büyük şey tiyatro insanıdır komedisi Tamer abi. Komedisi var. Tamam yeter. Defolun. Pekala alkışlıyoruz. Thank you.
size, ah azize, beni terk etme. Ah azize, ah azize, beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme.